Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyorum. Tefekkür saatiyle ekranlarınızdan evlerinize konuk oluyoruz. Efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Sevgili seyircilerimiz, bizi izleyen, sesimizin ulaştığı herkesi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, her türlü izzet ve ikramı, affı, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Efendim biz bu akşam tefekkür saatinde Ordu İl Müftümüz Sayın Mürsel Öztürk hocamızı konuk ediyoruz. Yeni yayın döneminin ikinci programında hem de özel bir sebeple Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın içerisindeyiz. Hafta bitmek üzere, hafta kutlanıyor. Sayın hocamızı konuk ettik. Efendim bizi kırmadınız programımıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız Sayın teşekkür Hocam? Teşekkür ederim, hamdolsun. Bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli hocam, ben programı açarken söyledim. Ülkemiz genelinde Diyanet İşleri Başkanlığımızca çeşitli etkinliklerle 1-7 Ekim tarihleri, bu biraz da sarkıyor, hafta devam ediyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanıyor. Bu vesileyle de hem camiler, mescitler hem de din görevlileri ve din görevlilerini yürüttükleri din hizmetleri bir kez daha bir ana temayla toplumun dikkatine sunuluyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nca. Evet. Bu sene de sanıyorum din hizmetine adanmış ömürler ana temasıyla Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor. Ben Zat-ı Ali'nizin şahsında Diyanet Camiası'nda fedakarca din hizmeti sunan bütün din gönüllüsü hocalarımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun diye temenni ve niyaz ediyorum. Bu vesileyle de kıymetli hocam, önce cami deyince, mescit deyince neyi anlamalıyız? Cami ve mescidin dinimizdeki ve toplumdaki önemi nedir? Dünyada ilk kurulan mescit hangisidir diye sorarak Zat-ı Ali'nize sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum bütün seyircilerimize, izleyicilerimize. Efendim, tabii 1986 yılından beri Camiler ve Din Görevlileri Haftası, daha doğrusu Camiler Haftası diye başladı. Daha sonra 2003 yılında buna din görevlilerini de ekledik. Çünkü camide bir hademe-i hayrat dediğimiz geçmişte bu hizmetleri yürüten hocalarımız var, arkadaşlarımız var. Onları da bu işe kattık. Çünkü caminin ana ekseninde işte camiyle beraber üçlü esas var. Birisi camimiz, birisi cemaatimiz, bir diğeri de bizim görevli arkadaşlarımız. Evet. Dolayısıyla 2003 yılından beri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutluyoruz. Her sene bir temayı seçiyoruz. O tema etrafında konuşuyoruz. Efendim, mesela bu sene din hizmetlerine adanmış ömürlerle ilgili geçmişte çok böyle fedakarlık yapan, ömrünü bu işe adayan hocalarımızı anıyoruz, onları hatırlıyoruz. Onların büyük bir kısmı Darbaka'ya irtihal ettiler. Onları yad ediyoruz. Geçmişte işte cami ve gençlik, cami ve çocuk gibi. Ve şehir. Evet, ki buna benzer konular işlendi. Yani cami merkezde bunun etrafında neler var? Aslında hep onları konuşuyoruz. Yani din hizmetine adanmış ömürler dediğimiz zaman da yine burada cami hizmetleri başta olmak üzere bu hizmetleri yürüten hocalarımızı biz anlıyoruz. Dolayısıyla hepsinin merkezinde cami var. Yani mescit var. Yani Allah'ın evi var. Yani mabet var. Tabii biz mabet, cami, mescit deyince Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre inne evvele beytin vudiya linnâsi lellezî bi Bekke ayeti kerimesine göre yeryüzünde ilk inşa edilen evin Kabe olduğunu biliyoruz. Yani insanoğlu kendi evinden önce Allah'ın evini inşa etmiştir. Yani Kabe'yi Hazreti Adem'in ilk defa yaptığını, inşa ettiğini, daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın da oğlu İsmail'le beraber bu temellerin üzerine, temelleri bularak bunun üzerine efendim bildiğimiz şekliyle Kabe'yi yaptığını, bir takım değişiklikler olmuş. Mesela hatim denilen bir kısım var ön tarafta. Onların yıkıldı ama Kabe'nin içinden olduğunu, Kabe'nin aslından olduğunu biliyoruz. Böylece yeryüzünde insanların ilk inşa ettiği binanın Allah'ın evi, yani Kabe, yani mabet olduğunu biliyoruz. Bakın bunun başka peygamberlere de örnekleri var. Yani her peygamberin işte bir mabetle bütünleşmesi var. İşte mesela Süleyman Mabedi diye biliriz Kudüs'te, evet, örnek veriyoruz. Sevgili Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye hicret esnasında Kuba'ya geldiği zaman ilk yaptığı iş bir mescit olmuştur dikkat ederseniz. Hemen orada 15 gün kalmış kendi elleriyle Kuba Mescidi'ni sevgili Peygamberimiz inşa etmiştir. Tabii o zamanki mescitler çok daha sade, böyle bizim etrafı kerpiç duvarlarla çevrili, altı kum, üzerinde hurma yaprakları, gölgelik, böyle bir şey. Biraz da o günün imkanlarıyla. Öyle tabii. O zaman yani evler de ona benzer. Yani evler farklı değil.
Sonra sevgili peygamberimiz yine Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman büyük bir iştiyakla, özlemle beklenen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey yapmadan, kimseye misafir olmadan şu andaki Mescid-i Nebi'nin bulunduğu yerin tespitini yapıyor. İşte devesi kasvanın çöktüğü bir yer olarak işte bu memur edilmiştir. Herkes sevgili peygamberimizi evine davet ediyor, arsasına mescit yapmaya davet ediyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin gönlü olsun diye devesinin nereye çökerse oraya yapalım şeklinde kimsenin itiraz edemeyeceği bir güzellikte sevgili peygamberimiz ilk işi mescidin yerinin tespiti olmuştur. Daha sonra efendim Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'ne sevgili peygamberimiz misafir oldular. Malumunuz mescid bitinceye kadar onun müştevilatında sevgili peygamberimizin hane-i saadeti yapılıncaya kadar. Yani hem yeryüzünde insanoğlunun ilk yaptığı şey Beytullah, Kabe, hem de bütün peygamberler bulundukları ümmet peygamberlikleriyle alakalı ilk yaptıkları şeyin mabet olduğunu görüyoruz. Onun için mabetlerin bizim hayatımızda çok büyük önemi var. Avrupa'da kalan kardeşlerimiz var. Biz de nasip oldu gittik. Oraya varan kardeşlerimiz de hakeza yine böyle önce namüsait şartlarda, bodrum katlarda mescitler yapmışlar. Daha sonra efendim satın aldıkları yerlere güzel güzel camiler inşa etmiştir. En son işte malumunuz Berlin'de yapılan bir güzel bir cami, işte Diyanet İşleri Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın iştirakıyla açılan bir güzel bir cami. Yani her gittiğimiz yere, Müslümanlar her gittikleri yere mabetlerini götürmüşlerdir. Onun için caminin, mabedin önemi Müslümanlar açısından ve bütün insanlık açısından mabetlerin önemi hiç böyle tartışılmazdır. Hatta şöyle bir tabir vardır. Mabedi olan millet olur. Yani millet olmak için mabet lazım. Mabet varsa millet de vardır. Mabet yoksa millet de yoktur. Yani yeryüzünde yaşayan din ve milletlere baktığımız zaman hepsinin bir tarafında mabedi olduğunu görürüz. İşte şu andaki işte Yahudiler aşağı yukarı 3000-4000 yıllık bir geçmişi olan bir efendim bir millet ama her gittikleri yere mabetlerini götürmüşler. Yani ondan hiç ayrı kalmamışlar. Bakınız işte 500. yıl kutlandı, işte epey oluyor. İspanya'dan Türkiye'ye gelen efendim Museviler. Onlar da İstanbul'da mabetlerini yapmışlar. Dillerini korumuşlar. Dilini koruyan dinini de korumuş. Hala Musevi vatandaşlarımızın aksanlarını biz tanırız. Yani 500 yıl olmuş buraya gelen ama dilini evet. Ve dilini kaybetmediği için kimliğini muhafaza etmiştir. Dolayısıyla mabedi olanın millet varlığı devam eder. Mabedini kaybeden milletini de, yani millet olma, devlet olma özelliğini de kaybeder. Bizim ecdadımız az önce arz ettiğim gibi her yerde mabedini götürmüş ve çok ilginçtir. Mabet merkezli şehirler kurmuşlardır. Ben de tam onu evet. Size arz edecektim, hem de kıymetli izleyicilerimize. Aslında bizim medeniyetimize baktığımızda bizim ceddimiz de hem Selçuklu'da hem Osmanlı'da, Anadolu'daki bizim kurduğumuz medeniyete baktığımızda bütün şehirler ve medeniyetler hep cami merkezli. Evet, aynen öyledir. Hatta mesela şimdi şu Orta Cami diye bildiğimiz caminin şu anda park olarak kullanılan yerde Bedesten, yani merkez orası. Merkez orası. Onun etrafında han, hamam, alışveriş merkezleri, evler, binalar genişlemiş. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de bakınız Medine işte Yesrib iken Peygamberimizin mescidin etrafında nüvelenmeye başlamış, genişlemeye başlamış. Dolayısıyla merkezde hep cami vardır. Caminin etrafında diğer insanların ihtiyaç duydukları diğer yapılanmalar olmuştur. Doğrusu da odur, öyle olmuştur. Ama şimdi maalesef bunun tam tersini yaşıyoruz. Mabetsiz şehirlerimiz var. Şehirler yapılıyor, daha sonra kıya, kenara, köşeye cami ihtiyaç doğuyor. Bodrumlara maalesef. Apartman camiler türedi. Evet, evet. Bunlar doğru. Bizim medeniyetimizle alakası olan şeyler değil bunlar. Yani bizim medeniyetimizde önce mabedin yeri tespit edilir. O mabedin etrafında binalar, yerler, işte meskenler falan etrafında şekillenir. Yoksa şekillenmiş bir yerin bir tarafına mabet sıkıştırılmaz. Bu doğru değil. Zaten İstanbul'un silüetine baktığımız zaman işte Osmanlı ecdadımızın işte payitaht olarak kullandığı veya bakınız Edirne'ye bakın veya efendim Bursa'ya bakın. Yani baktığınız o tür şehirlerin hepsinde önce göreceğiniz şey mabettir. Bugün bile hala İstanbul'un silüetini efendim camiler süsler. Hatta dikkat ederseniz hani evimizden daha önem veririz camilere.
Yani Allah'ın evi diye camiyi kastederiz. Kendi evlerimiz de vardır. Şimdi Topkapı Sarayı'na bakın. Bakın Topkapı Sarayı'na bakın. Topkapı Sarayı'nın arkasında bir Sultanahmet vardır. Önce onu görürsünüz. Topkapı Sarayı'nı hiç göremezsiniz. Sadece orada bir minaresini görürsünüz Topkapı Sarayı'nın. O da en yüksek yerdedir. Yani Topkapı Sarayı'nın caminin ve minareyi en yüksek yerde görürsünüz. Ama Sultanahmet'in yanında çok sönük kalır. Efendim Süleyman'ın yanında çok sönük kalır. Yani bizim ecdadımız mabetlerini en ihtişamlı şekilde yapmışlar ve onu gölgede bırakacak hiçbir yapı yapmamışlar. Onun için biz böyle biraz da Kabe'de etrafındaki şekillenmeyi kınarız biz. Tam da hocam evet. Aslında onu da burada söylemek gerekiyor. Mesela, tabii ki gerekiyor. Beytullah dediğimiz, Allah'ın evi dediğimiz yeryüzünde insanlığın Cenab-ı Hakk'a ibadet için İslam'ın şiarı olan ilk inşa evet. ettiği mescit etrafı kulelerle çevrili. Maalesef. Evet. Çok vahim bir durum. Şimdi hocam şehirlerimizde evet camilerimiz belki biraz da şehir plancılarımız, belediyelerimiz, yerel yönetimler bu planlamaları yaparken bu kadim kültürümüzü dikkate alarak, inançlarımızı ve inanç değerlerimizi dikkate alarak planlama yaparlarsa, cami merkezli şehirler oluştururlarsa, geçmişten bugünümüze kadar yaşattığımız bu geleneği, kültürü de inançlarımızla yaşatmış oluruz. Evet, aynen öyle. Şimdi yani, sitelerin ortalarında, çok özür dilerim hocam sözünüzü böldüm, sitelerin ortasında 20'şer katlı sitelerin o yüksek binaların ortalarında kulübe gibi küçük küçük camiler, mescitler inşa ediliyor. Bu çok uygun bir durum değil mi hocam? Kesinlikle. Yani hiçbir devlet, bakınız yani sadece İslam'la kıyaslamayalım. Hristiyanlık alemine baktığınız zaman da mabetler çok görkemli yerlerdedir. Veya Yahudilerin efendim işte İsrail'de sinagogları vesaire başka yerlerde yine çok görkemli yerlerdedir. Böyle izbe yerlerde olmaz. Mesela bizim Ordu'da bile bizim böyle apartmanların altlarında mescitlerimiz var. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar doğru değil. Yani o mutlaka şehir plancılarımız ki bundan sonra zannediyorum öyle bir efendim çalışma da var. Öyle olması gerekiyor. Gerçekten insanların, Müslümanların ibadet yapacakları yerlerin böyle o şehrin silüetiyle uyum içerisinde o şehrin merkezi gibi olmalı, öyle olmalı. Yani biz öyle bir gelenekten geliyoruz. Sadece biz değil, bakın bütün dinlerin mabetleri de böyledir. Yani Almanya'ya giden, yurt dışına giden kardeşlerimiz oradaki kiliselere bir baksınlar. Hocam, kiliseler nerelerde? Kiliselere evet. baksınlar dediniz. Bizden yurt dışına, Avrupa'ya giden vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, ben paylaştıkları bütün fotoğraflara bakıyorum. Demek ki gittikleri ülkelerin en görkemli yapıtları oradaki halkın inanç ve ibadetlerine uygun yaptıkları mabetleri, kiliseler. Evet. Evet. Yani çektikleri fotoğraflara baktığınızda en çok merak uyandıran, en çok hoşlarına giden binalar hep o yapıtlar. Şehir evet. merkezlerinde ve en güzel yerlerde. Evet, öyledir. Yani ya gitsinler Azteklere, İnkalara baksınlar. Yani Amerika'yı keşfettikten sonra işte onların bir kısmı harap edildi ama yine orada da insanların en yüksek yerlerde mabetleri var. Mesela Hazreti İsa heykeli vardı. Nerede bilemiyorum, bir Güney Amerika ülkesinde. Dağın en tepesinde böyle ihtişamlı bir yerde Hazreti İsa'nın heykelini koymuşlardır. Yani dünyanın her yerinde inançları insanlar hep ön plana çıkarmışlar. İnançlarıyla ilgili her şeyi ön plana çıkarmışlar. Çünkü insanlar inançlarıyla yaşarlar. İnançlarını kaybeden insanlar hayatlarını devam ettiremezler. Dolayısıyla yani şu anda şehirlerimizin de merkezlerinde, merkezi yerlerinde efendim mabetler inşa edilmeli. Mesela rahmetli Osman Yüksel Sel'den geçti. Ankara için mabeti şehir tabirini kullanmıştır. Evet. Kitabı da vardır onunla alakalı. Yani Ankara işte yeni yapılırken hiç bunlar dikkate alınmadığını dikkate çekmiştir. Hatta işte Ankara'da bilinen bir cami, Kocatepe Camii'ydi yakın zamana kadar. Ama şimdi Allah'a şükür epey camiler yapıldı. Ona mümasil güzel mabetler yapıldı. İstanbul'da yeni şehirleşme döneminde böyle Çamlıca, azgınca çarpık bir yapılaşma döneminde maalesef camiler pek olmadı. Ama şimdi zannediyorum mutlaka belirli bir nüfus kesafetinin olduğu yerlerde dini tesis alanı ayırmak durumunda belediyeler. Oralarda da yaptığımız camiler artık bundan sonra rastgele camilerde değil, belirli planı, projesi, o şehrin silüetiyle uyuşacak vesaire, bunlar hep dikkate alınıyor. Dikkate alınarak inşallah bunlar yapılıyor. Bu da sevindirici bir şey. Yani artık devlet, belediyeler de bu işe el attılar.
her isteyen her istediği yerde istediği şekilde böyle bir şey yapmıyor. Çünkü o zaman böyle gece kondu hiçbir estetiği olmayan, şimdi hiçbir hocam, özelliği olmayan mabetler yapılıyor. Hoş değil. Sosyal medya üzerinden de bizi takip eden izleyicilerimiz hem size selam ve saygılarını iletiyorlar. Hem de bazı eleştirileri var. Diyor ki köylerde iki tane yan yana cami var. Bayram namazında 30 kişiyiz, 15'i orada kılıyor, 15'i burada kılıyor diyor. Evet. Yani bu da herhalde günümüzde yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi. Yani plansız, programsız isteyen herkesin bir yere cami yaptığı. Bir de hocam ben özelde orada il müftüsü olarak Zat-ı Ali'nize şunu da sormak isterim. Bu saydığımız Osmanlı'ya, Selçuklu'ya başkentlik yapmış, payitaht olmuş bu illerde. Şimdi de Cumhuriyet döneminde Ankara'da işte Kocatepe, evet. Beştepe Camisi, Melik Hatun Camisi, evet. Güzel camiler, mabetler inşa edildi. Orada il müftüsü olarak Ordu'da işte böyle sayabileceğimiz bu nitelikte bir ulu cami var. Evet. O büyüklükte, o nitelikte. Ama şehrin merkezinde. Şurada mesela Orta Cami diyoruz. Şehrin merkezi. Ama biliyoruz ki çok yetersiz ve çok küçük kalıyor. Evet. Mesela Ordu'yu sembolleştirecek, ordunun sembolü olacak. Ordu dışında da insanların Ordu'yu tarif ederken falan yerdeki caminin yanı diyebilecekleri bir sembol eserimiz yok değil mi hocam? Maalesef. Ordu'da? Maalesef. Mesela Adana'da Sabancı Camii derler. Evet. Adana'da muhteşem bir cami. Yani zannediyorum 6-7 tane minaresi var. Sabancı Camii diye geçer ve muhteşem bir yerde böyle hemen denizin kenarında çok muhteşem veya orası bir ırmak geçiyor muhtemelen. Çok muhteşem bir cami var. Ordumuzda maalesef ordunun silüetini süsleyen böyle bir camimiz yok. Yani şunu demek istiyorum. Az önce konuştuğumuz şekilde. Yani şehri temsilen şehir büyüdüğü zaman o şehrin büyüklüğüne cevap verecek. Çok böyle küçük mescitler yapabiliriz başka yerlerde. Yani mahalle mescitleri. Ecdadımız öyle yapmış zaten. Mahallelerde mescitler vardır. Ama cuma namazı hep ulu camilerde, ana camilerde kılınır. Bayram namazları. Tabii. Abi. Mesela bazı yerlerde yine köylerde mescitler vardır. Küçük küçük ama birkaç tane köyün beraber cuma namazını kıldıkları efendim mescitler vardır, camiler vardır. Şimdi bizim sıkıntımız şu. Bir defa köylerde çok münasip olmayan zamanında böyle devasa camiler yapıldı. Evet, onları dolduramıyoruz. Birbirine yakın camiler de var bazı yerlerde. Bu yani eğer onun camisine gitmemek için bir cami yapmışsa bu tamamen yüz karası bir şeydir. Bu Müslümanlık olan bir şey değildir. Cami olma fonksiyonu zaten yoktur. Yani evet cami toplayamadığı için öyle bir şey olmaz. Böyle bir şeye tevessül etmek de doğru değil. Ama buna benzer farklı yerlerde çok kötü örnekler de var. Ona cami diyemeyiz zaten. Yani birisinin toplaması lazım. Dolayısıyla ordumuzda böyle bir sıkıntı var. Yani onu maalesef böyle bir devasa bir cami. Mesela ordunun sahilden beri işte şu Ünye tarafından, Fatsa tarafından girdiğiniz zaman ordunun bütün sahillerini görüyorsunuz. Ben o sahilin bir tarafında bir cami silüeti görmek isterdim mesela. Muhteşem bir eser, muhteşem bir eser olması yani lazımdı. Sahilde yapılma imkanı yoksa hocam, hani burada fikirlerimizi evet. Kamuoyuyla kıymetli izleyicilerimizle ordulara ve ordu dışından bizi izleyen kıymetli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Evet. Fikirlerin paylaşılmasında sanıyorum bir sakınca yoktur. Evet. Şimdi şehirlerde artık eski stadyumlar yıkıldı. Çok güzel, muhteşem bir stadyum inşa edildi. Bu evet. Durgöl tarafına. Burası millet bahçesi olarak kullanılacak bu alana aslında çok güzel bir cami ve onun yanında yine millet bahçesi evet. olarak fonksiyonunu yürütecek bir şekilde, çok güzel bir şekilde değerlendirilemez mi? Bu fikri ordularla paylaşmak nasıl olur diye düşünüyorum ben hocam. Vallahi çok güzel olur. Yani niye olmasın? Muhteşem yani cami, bir eser olsa. Yani cami orada. Ortada güzel bir cami etrafında insanlar, çoluk çocuk herkesin efendim park olarak kullanabileceği de bir güzellik olabilir. Yani o ona bir engel değil cami zaten. Yani, zaten bizim camilerimizin en büyük özelliği camilerde genellikle iki tane efendim girişi olur caminin. Daha doğrusu önce bir cami bahçesine girersiniz. Sonra caminin iç avlusuna girersiniz. Sonra da caminin efendim son cemaat mahalline girersiniz. İç avlu vardır, dış avlu vardır. Dış avlu bu işler içindir. Yani dış avluda caminin o dış avlu dediğimiz o kısımlar tamamen insanların dinlenebilecekleri çok güzel alanlardır. İşte ağaçlandırılmış vesaire. Yani onu düşünsünler yetkililer. Yani bence bizim için hiçbir sakıncası yok. Güzel olur. Ordudaki etkin yetkin büyüklerimiz ve kamuoyunda bu işe
yardım edebilecek, etki oluşturabilecek kıymetli büyüklerimizi çağrıda bulunalım. Bu işe aslında bir kafa yorulsun. Çok güzel bir eser ortaya çıkarsa ordu evet. için sembol olur diye acizane düşünüyorum. Mesela, ben. Mesela işte büyük bir kampanya ile güzel bir proje çalışması yapılır. Yani ordu ile münasip, mütenasip bir proje çalışması yapılır. Yani başka yerde olmayan, başka yerde olmayan, buraya has, çok özgün bir şey yapılırsa dikkati çeker diye düşünüyorum. Evet hocam. Yani bir kopyalama usulü değil, başka bir taraftan efendim getirilen bir proje değil ama özgün, buraya özgün, çok buna benzer Allah'a şükür mimarlarımız var, cami var, mimarlarımız evet. var. Buna benzer bir şey yapılırsa orduya has, orduya özgün çok farklı bir mimariyle o dediğiniz yere çok muhteşem bir cami yapılabilir. Ha ihtiyaç var mıdır? Vardır tabii. Mesela şimdi bizim orta camimiz, yani biz orta cami cumaları, bayramları kim istemez çok Süleymaniye gibi bir camide bayram namazı kılmayı, Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram namazı diye o duygusal o şiiri Süleymaniye'de yazmıştır. Yani dolup taşan bir Süleymaniye'ye bakarak böyle bir muhteşem bir şiir kalem almıştır. Süleymaniye Camii kadar estetik bir şiir kalem almıştır. Onu o ilhamı veren Süleymaniye Camii'dir. Yani buna benzer böyle bizim Ordu'da esnafın yoğun olduğu, insanların yoğun olduğu, şehrin merkezi olan, parkıyla, bahçesiyle, her şeyiyle muhteşem bir şey niye olmasın? Muhteşem bir görüntü evet. çıkar kıymetli hocam. Boztepe'nin evet. eteğinde, denizin kucağında muhteşem bir şehir. Yani, o şehre evet. de sembol olacak muhteşem bir eser ortaya çıkabilir. Evet. Bunu değerlendirmek gerekir. Evet. Ordu'nun şu anda merkez nüfusu yanılıyorum 250 bin civarında. Evet, hocam. Gittikçe merkez nüfusu çoğalıyor. Köyler boşalıyor. Bak binalar yapıyorlar habire. Dolayısıyla yani burada Ulu Camimiz var. Sonra az ilerisinde bir camimiz daha bitmek üzere. O da büyük bir camimiz. Akkezi Camisi. Evet. Onlar hepsi oralara yani oradaki ancak oralara cevap kendi verebilecek. Kendi bulunduğu semte tabii, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Tabii ancak oralara karşılayabiliyor. Böyle muhteşem bir camiye bütün ordulular derlerse ki biz varız. Çok olağanüstü bir şey olur. Çok hoş bir şey olur. Muhteşem bir eser evet, ortaya çıkar. Yani şimdi işte merkez yani mühür budur aslında. Yani kimlik aslında odur. Geçenlerde bir neresi? Geçen dedim ya biz Trabzon'a gittik. Bu il müftüleri toplantımızla alakalı Trabzon'a gittik. Trabzon'dan bir devlet kurumunun tesislerinde bir toplantı yaptık. Oradan Trabzon'un nedir bir ilçesi var Trabzon'u geçince? Yomra. Yomra hocam. Yomra ilçesi gözüküyor. Hiçbir minare gözükmüyor. O kadar büyük binalar dikmişler ki aslında Yomra'da camiler var. O kadar büyük böyle binalar dikmişler ki biz o sahilden baktığımızda kenardan bir tane minare görüyorsunuz. Hatta birileri dediler ki Amerika'nın bir şehrine benzeterek işte dediler ki tam ona benziyor. Yani oralara benzeyen bir şehir değil. İstanbul'a benzeyen, Bursa'ya benzeyen, Edirne'ye benzeyen minareleriyle, camileriyle bir şehir bize gerekli. Bizim geleneğimizde o var. Buna dikkat etmek gerekiyor. İnşallah sesimiz bir yerlere ulaşır. İnşallah. Bir meşale olur bu. Daha sonra büyür. Şehrimizde de sembol olacak. Muhteşem bir mabet kazandırılır. Ben hocam şahsen Gürgentepe'liyim. Gürgentepe'nin böyle bir eksiği vardı. Bütün emeği geçenlere Zat-ı Ali'nizin yanında ve bütün seyircilerin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Muhteşem bir eser ortaya çıktı. Gürgentepe artık herkes Gürgentepe'yi tarif ederken Gürgentepe'de camiyle anıyor. Çok sembol güzel. Bir eser oldu. İnşallah ordumuza da böyle bir eser kazandırılır diye dua İnşallah. Ediyoruz. İnşallah. Saygıdeğer hocam, programımızın başında arz ettim. Dedik ki kıymetli izleyicilerimize de hatırlattık. Camiler ve Din Görevleri Haftası. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımız son yıllarda bu hususlarda çok güzel eserler ortaya koyuyor. Çok güzel görsel materyaller hazırlıyor. Ve bu haftayla ilgili de bir görsel var. Din hizmetine adanmış ömürler temasıyla bir sinevizyon hazırlanmış. Eğer yönetmenimiz Aykut Bey verebilirse o sinevizyonu kıymetli izleyicilerimizle, Zat-ı Ali'nizle birlikte izleyelim. Onun üzerine konuşmaya devam edelim. Uçsuz bucaksız bir kainatın göz bebeği olarak yaratıldık. Eşref-i mahlukat oldu adımız. İnsan olmanın onurunu, mükellef olmanın ağırlığını,
akıllı olmanın imtihanını daha cennetten çıkmadan yaşadık. Yeryüzü serüvenimiz başladığında her birimiz dünyanın bambaşka bir köşesinde hayata gözlerini açtığında asırlar iklimleri, coğrafyalar medeniyetleri kovaladığında değişmeyen hakikatle karşılaştık. Kulduk. Kul olmak için yaratılmıştık. Ona layık bir kul olmak için uğraşmalıydık. Biz yolcuyduk. Yol uzun, zaman kısaydı. Ufkumuzda ahsen-i takvim zirvesi yükselmeli, esfel-i safilin çukurlarına yuvarlanmamalıydık. Eşsiz nimetlerin zenginliği hayat bohçamızdan taşarken, yolculuğun kimi zaman huzura ve umuda, kimi zaman da acıya ve ıstıraba açılan kapılarına hazır olmalıydık. Peki neydi iyiliğin ölçüsü, güzelliğin anlamı? Hangisiydi yolların en doğru olanı? Bu mirasa sahip çıkan birileri var. Dün olduğu gibi bugün de dünyanın göz alıcı ışıltısı, geçici mutluluk vaatleri, sahte kurtuluş iddiaları karşısında ısrarla din-i mübini, İslam'ın ebedi hakikatlerini anlatan birileri var. Oku emri şerifine uyarak edindiği sahih bilgiyi, kalk ve uyar emri ilahisi gereği bizlere aktaran birileri var. Dünyaya geldiğimiz günden itibaren hep yanı başımızda olan birileri var. Kulağımıza okudukları ezan ve kametin muştusuyla başladı ömürlerimiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Senin adın Elif. Senin adın çocukluğumuzun en unutulmaz anlarında. Rabbimizi tanıtan, peygamberimizi sevdiren, Kur'an'ı öğreten birileri var. Hayatı en çok sorguladığımız, bir yol gösterene en çok ihtiyaç duyduğumuz gençlik çağında, bugünün soru ve sorularıyla İslam'ın cevap ve çözümlerini bizim için buluşturan birileri var. Kutsal vatan borcunu ödemek için yola çıktığımızda duasına, nasihatine, selamına güvendiğimiz birileri var.
Vatan sevgisi imandandır bilinciyle Peygamber ocağına uğurladığımız bu kardeşimizi aziz eyle. Yetişkin olduğumuzda, yuva kurduğumuzda, nikahın anlamını, ailenin değerini, hakları, sorumlulukları, mutluluk ve berekete uzanan basamakları hatırlatan birileri var. Amin. Hayatımızın daha birçok safhasında ve nihayet ömrümüzü tamamladığımızda ebedi Kıymetli hocam, hem saygıdeğer seyircilerimiz hem de Zat-ı Aliyinizle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımızda hazırlanmış bu çok güzel sinevizyonu birlikte izledik. Emeği geçenlere, hazırlayanlara teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle hocalarımızdan, kıymetli hocalarımızdan ahirete irtihal edenlere bir kez daha rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Hocam, ben programın ikinci bölümünde tamamen din hizmetini ve din görevlerimizi konuşalım istiyorum. Programa ara vermeden önce cami ve mescitlerimizle ilgili söyleyeceklerimize devam edelim istiyorum. Evet. Hocam, dedik ki şehirlerin merkezi, kalbi camidir. Bütün bizim kadim medeniyetimizde ve inancımıza göre şehirler camilerin etrafında kümelenir. Ama bu son 50 yıldır veya son 70 yıldır böyle bir tersi akışımız var. Önce şehirleri inşa ediyoruz. Ya sonra biz de cami de lazım oldu buraya deyip kenarlarına yapıyoruz. Hocam, camilerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sanıyorum bir standartizasyon çalışması da var. Bunu evet. Bir standarda bağlama, bir plana bağlama. Yerel yönetimlerin de çevre ve şehircilikle ilgili imar kanununda da sanıyorum bununla ilgili bir değişiklik var. Her önüne gelen cami yapamıyoruz ve yapmamalı değil mi hocam? Kesinlikle. Zaten şu anda o kanun yürürlükte. Çok da güzel oldu. Hem camiler ihtiyaç olan yerlere yapılacak. Tabii bunun yapımında belediyelere de görev düşüyor. Onlar da yardım edebiliyor artık. Yani belediye normal efendim şehrin zaruri ihtiyaçlarını, daha doğrusu altyapılarla ilgili çalışmalar yaptığı gibi camilere, mabetlere de yardım etme durumu söz konusu. Bunlar yapılırken böyle rastgele bir şey olmayacak zaten. Önce bize soruluyor, yani burada bir camiye ihtiyaç var mıdır diye. Zaten yeni şehir planlaması yapılırken oralarda mutlaka dini tesis alanı ayrılıyor. Yani sadece cami değil, işte Kur'an kursu, buna benzer okuldur, efendim sağlık ocağıdır, buna benzer bir takım toplumun ihtiyacı olan sosyal müesseseler de buralarda açılıyor. Camiler de hakeza öyle. Bundan sonra buna benzer, buna mümasil bir şey olmayacak inşallah. Artı bir de tabii bunun yapımında rastgele bir mimari de olmayacak. Yani usulüne uygun. Hatta biz mesela Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizde hazır projeler de var. Onların bir kısmını biz buraya getirdiğimiz zaman onları revize ederek şehrin dokusuna uygun bir hale getirerek onları değerlendiriyoruz. Böyle olması gerekiyordu geçmişte de, ama şimdi Allah'a şükür bu noktaya geldik. Bundan sonra ihtiyaç olan yerlerde, ihtiyaç duyulan yerlerde mabetler usulüne uygun bir şekilde derneklerimiz tarafından, yine hayır sahipleri tarafından yapılacak inşallah. Ama ihtiyaç varsa yapılacak. Yani mesela bazen şöyle oluyor, bize de geliyor vatandaşlar. Hocam, bizim camimize biz bir minare daha yapacağız. Yani o camiye zaten mimari olarak bir minare yetiyor zaten. İkinci bir minare yapmanın bir anlamı yok. Hocam, bizim minaremiz işte diyor ki efendim
işte 30 metre olacak. 30 metre bakın sizin kubbeye göre bu düz, uygun değil falan dediğimiz zaman eskiden karşı çıkılıyordu. Şimdi artık bunlar bir standarda bağlanıyor. Bağlandı daha doğrusu. Bağlanıyor değil, bağlandı. Usulüne uygun, ihtiyaca binaen bir yerler olursa mutlaka o camide yapılacak. Ama israf, bakın biz Kur'an'dan israfla ilgili ayetler okuyoruz. Yani bir minareyi 30 metre olması gereken minareyi 40 metre yaparsanız, 20 metreyi 30 metre yaparsanız bu da israf. Yani normal şartlar altında işte 20-30 kişi, 40 kişilik bir köyde yani 500 kişilik cami yapmanın bir anlamı yok. Veya 100 kişilik bir cemaat olacak bir yerde ona hakeza çok büyük bir cami yapmanın bir anlamı yok. İsraftan başka bir şey değil. Bir taş ve kum yığınından ibaret olur. Bu doğru olmaz. İhtiyaç neyse biraz daha ileriyi gözeterek biz genellikle şunu dikkat alıyoruz. Bayram namazlarını çok dikkat almıyoruz. Çünkü bayram namazlarında ne olur ne gider belli değil ama cuma namazı için cuma namazını baz alıyoruz. Köylerimizde cuma namazında cemaatin alabileceği şekilde bir cami inşası istiyoruz. Dolayısıyla hocam bazen öyle oluyor ki işte cenaze olduğu zaman dolup taşıyor olabilir. Olağanüstü yani, hal olağanüstü, sürekli olacak olabilir. Diye bir kural yani yok. Şimdi stadyum yaparken de biz burada 250 bin nüfusu var ordunun. Ne yapacağız biz şimdi? Yani herkesi işin adı sat mı yapacağız? Değil. Neyse standart ona göre bir şey yapılır. Yani biraz teşbih pek hoş olmadı ama yani yine burada da ihtiyaç neyse ona göre o camileri yapmak gerekiyor. Sonra camide müştemilatları da önemli bizim için. Camilerde mutlaka bir Kur'an eğitimine yer vermeliyiz. Onun eğitimini alabilecek kadın veya erkek neyse ona benzer uygun yerler olmalı. Eskiden ecdadımız camilerin etrafında sıvıyan mektepleri vardı. Küçük camilerde özellikle. Büyük camilerde medreseler var. Dikkat ederseniz. Evet. Ama her küçük caminin bir kenarında mutlaka sıvıyan mektebi ismi altında mektepler vardı. Mesela ben İstanbul'da kaldığım bu tarihi cami, küçük camiler Bostancı'da vardı örnek veriyorum. Efendim Erenköy'de bir camimizin yanında vardı. O böyle sadece çocukların sıbiyan mektebi diye bildiğimiz çocukların devam edeceği efendim şeylerdi. Kur'an eğitim merkezleriydi. Bunlar geçmişte var. Şimdi de yine buna benzer camilerimizin müştemilatında buna benzer yerler mutlaka ayrılmalıyız. Sadece mabetler ibadet yapmak için değil aynı zamanda ilim için de ibadetler. Ki genellikle biz camilerin tarihinde yani mabetlerin tarihinde çok farklı serüvenler görüyoruz. Mesela Peygamberimiz döneminde Peygamberimiz bütün işlerini Hulefai Raşidin döneminde bütün işlerin yapıldığı edildiği yer meclis mescitleriydi yani camiydi. Peygamberimiz mescidinde her şey görülüyordu. Elçiler kabul ediliyor. Savaşa gitmek için ordular donatılıyor. Aklınıza ne geliyorsa her şey Peygamberimizin mescidinde yapılıyordu. Daha sonra bunlar insanların işleri çoğaldıkça ayrıldı bunlar. Ama iki şey camiye kaldı. Mescide kaldı. Birisi ilim, birisi de ibadet. Yani aynı zamanda camilerde mutlaka ilim halkaları, ilim odaları ki buna biz Kur'an kursları diyoruz mutlaka olmalı. Hem çocuklar için ki 4-6 yaş grubuyla alakalı büyük çalışmalarımız var. Allah'a hamdolsun. Başkanlığımız şu anda Kur'an kurslarıyla alakalı en büyük çalışmasını 4-6 yaş grubunda yapıyoruz. Yani. Bu çok önemli. Her camimizde böyle 4-6 yaş grubu yani şehirleri kastediyorum daha çok. Grubu öğrencilerimizin Subiyen Mektebi gibi olabileceği yerler olmalı mutlaka. 200 sınıflı yerler olmalı. Onlara göre dizayn edilmeli. Yani çocuklar daha küçüklüğünden itibaren camiyle tanışmalı, mabetle tanışmalı. Bu anlattığınızda da bağlantılı olarak hocam programa ara vermeden önce hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde İslam beldelerinde zaman zaman İslamiye hayat kesintiye uğrayabiliyor. Evet. Yönetimlerin kastıyla başka vesilelerle İslami hayat kesintiye uğrayabiliyor. Bir zamanlar hem bu anlattığınızda da tamamlayıcı olsun diye evet. söylüyorum, arz ediyorum. Camilerin ilim fonksiyonu uzun yıllar ülkemizde de ilimden uzaklaştı, fonksiyonunu kaybetti. Sadece imamlar, müezzinler çağırdığında namaz kılınan mekanlara dönüştürüldü. Evet. Üstelik ezanlar da Türkçe'ye çevrildi. Kur'an eğitimi ve öğretiminin yasaklandığı ve İslami hayatın kesintiye uğradığı günlerden bugünlere geldik. Evet. Bununla birlikte değerlendirirseniz milletlerin hayatında milletler inançlarıyla, mabetleriyle millet olur dediniz. Evet. Mabetler fonksiyonunu kaybederse milletlerin hayatında neler değişir hocam? Evet, çok şey değişir. En bariz örneği Kabe örneğidir. Sevgili Peygamberimize nübüvvet geldiği zaman Kabe'nin içerisinde 360 tane put vardı. Düşünebiliyor musunuz?
Allah'ın evi diye yapılan Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim Aleyhisselam ki yani Hazreti İbrahim'in bıraktığı sünnetin bir kısmı yaşıyordu Peygamberimiz dönemine kadar. Yani tavaf mesela, tavaf ibadeti içinde put olmasına rağmen tavaf ibadeti yapılıyor idi. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bazı o sünnetler Kabe'nin etrafında yaşıyor idi. Ama çok gariptir. Kabe asıl fonksiyonunu yitirdiği zaman Kabe'nin içerisine insanlar 360 tane put doldurmuşlardı. Yani asıl amacının dışına mabetler çıktığı zaman o zaman başka türlü evrilmelerin olduğunu görmemiz mümkün. Onun için mabetlerin mutlaka hem ibadet cenahı hem de ilim cenahı mutlaka olmalı mabetlerde. Ülkemizde tabii o bahsettiğiniz karanlık dönemler oldu ama bu milletin gidişatı, yani biz özellikle daha biraz geri giderek 1071'e gidiyoruz. Sultan Alparslan'ın efendim Anadolu'nun kapılarını İslam'a açmasıyla beraber bu coğrafya Müslümanlaşmıştır. Vesselam. Yani Osmanlı bunu çabuklaştırmıştır. Fetih tamamlanmıştır. Viyana kapılarına kadar gidilmiştir. Yani İslam'ın sesi oralara kadar, ilahi kelimatullah oralara kadar gitmiştir. Ama esas Anadolu coğrafyasının esas kimliği Müslümanlık kimliğidir. O zaman zaman ufak tefek akametler olmuştur. Yani Cumhuriyet döneminin mesela ilk meclis Kur'an'la hatimlerle açılmıştır. Duayla açılıyor. Duayla açılmıştır. Buhari Şerifler okunmuştur. Yani Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılındıktan sonra gelinmiştir dualarla falan. Yani temeller böyle kurulmuştur. O temeller öyle kurulduktan sonra zaman zaman farklı şeyler olmuş. İşte Kur'an yasaklanmış, Kur'an eğitimi yasaklanmış. Efendim ezan normal asli suretinde okunması yasaklanmış. Böyle bir karanlık dönem yaşamışız. Yaşanmış bu ülkede. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Mabetlerin satıldığı bir dönem yaşamışız. Ben İstanbul'da müftülük yaptım. Yani 9 yıl İstanbul'da kaldım. Sultanbeyli'de ve Maltepe'de. Bir hocamız İstanbul'da kaybolan 250 tane camiden bahsetti. 250 tane caminin yeri kayıp İstanbul'da. Üzerine başka bir şey de yapmışız. Tamamen yok edilmiş. Yok edilmiş. Satılmış, yok edilmiş. Satılmış. Mesela bir kararname ile efendim... İhtiyaç fazlası mabetler hem orduya depo olarak kullanılmış hem de ileri gelir adamlar, herkes camiyi almaz, satın almaz. İleri gelir adamlar, o zihniyete mensup adamlar camiyi satın almışlar, camiyi yıkmışlar, yerlerine hanlar, hamamlar yapmışlar. Çok acı bir örnek. Biz İstanbul'da İmam Hatip'te okurken, onu bir sefer daha söyledim, Sirkeci otogarının, daha doğrusu tren istasyonunun Hemen sağ tarafında istasyona girerken sağınızda orada bir yeni bir cami vardır. Yani Osmanlı usulü yapılan cami. O caminin yerinde yani ne zamana kadar tam tarihi bilmiyorum ama yani 2099 yıllarında o zaman falan değişti tahmin ediyorum. Veya rahmetli Özal döneminden sonra tahmin ediyorum oranın yeri tekrar alındı. O caminin yerinde, o caminin mihrabında saz evi vardı. Biz İbret Alem için bize orada hocalarımız göstermişti. Dediler ki burada, burası bak bilmem ne saz evi üzerinde yazıyor. Yani içerisinde gayrimeşru işler yapılıyor. Bu bir camidir. Bakın bu noktaya kadar gelmişiz. Ama fakat esas akış, esas gidiş öyle değil. Bunlar adi şeyler. Bunların hepsi gelmiş ve geçmiş Allah'a şükür. İşte 28 Şubat döneminde bazı arizi durumlar yaşamışız. Bunların hepsini sabırla insanlar karşılık vermişler. Demişler ki bu yani aslı bu değil diye hep sabretmişler ama nihayet bugün okullarda, liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda Kur'an dersleri var, Allah'a hamdolsun. Sesmeni Kur'an dersi var. Siyer-i Nebi dersleri var. İslam dini esasları dersleri var. Bak nereden nereye geldi? Olması gerekene doğru yavaş yavaş geldik. Daha da geliyoruz inşallah. Olması gerekene doğru geldik ama hocam ben bu soruyla lütfen not edin diye bu soruyla programı ara vermek istiyorum. Şimdi bu akamete uğrayan, kesintiye uğrayan dönemlerde insanlar daha çok dinini öğrenme iştiyakıyla evet, inançlarına daha çok sarılmış. Ve son cümlenizde dediniz ki hamdolsun bugün her şey çok daha güzel ve çok da imkan bol. Evet. İşte okullarımızda seçmeli dersi olarak Kur'an-ı Kerim'i ve siyeri öğrenme imkanı var. Kur'an kursları var, akşam kursları var. 15 kişi bir araya gelirse her şartta evet, Diyanet'in kampanyaları var. Siz çağırın hocalarımız gelsin ayağınızda. Sanki biraz
bu nimetlere karşı bugün biraz tembellik mi var? Aynen öyle. Bunu sorarak ben programımıza ara verelim izninizle, programın ikinci bölümünde bu soruyla başlayalım isterseniz hocam. Efendim şimdi kıymetli İl Müftümüzle bu güzel sohbetimize kısa bir ara vermek durumundayız. Aradan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Canik Dağları'nın o mis gibi çekik kokulu yaylalarından sofralarımıza Korsaj süt ürünleri. Bunlar bizim sütlerden yapılmış. Yerli üretimin gururuyla Vestel'de fırsatlar devam ediyor. Şimdi Vestel klimalar 2199 liradan, derin dondurucular 759 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye Vestel'leniyor. Ev sahibi olmak isteyenler, koşarak koşuma gelin. Reklam yapmıyoruz, huzura davet ediyoruz. 3 yıl öncesi fiyatlarla herkese ödeme kolaylığı. Otopark, çocuk parkı, market ve mescit gibi sosyal donatılar, 2 blok, 3 artı 1 daireler anahtar teslimi. Ev bir defa alınır, o da koşumdan alınır. Yeni evlilere, 3 çocuk ve üstü ailelere indirimli fiyatlar. 3 kardeş, tek yürek. Ekrem, Süleyman ve İbrahim Koşum. Fatsa'nın yükselen değeri Koşum İnşaat. Buzdolabından çamaşır makinesine, elektrik süpürgesinden küçük ev aletlerine kadar bir evin tüm beyaz eşya ihtiyaçları. Dünya markasıyla ve Ordulu uzman bir ekibin hizmet kalitesiyle evinizin emrinde. Siemens Radikal. Sizin için varız. Siemens Radikal. Daha mutlu evler için. Şu anda üzerinde bulunmuş olduğumuz yer Kırklareli İmam Pazarı'nın Klas Arts Ofisi olarak yeni yapmış olduğumuz hobi bahçelerinin tam olarak üzerindeyiz. Bu bölge şu anda elektriği, suyu ve altyapısı şu anda hazır olarak mevcut olan minimumu 300 metrekareden başlayan özel olarak %60 imar alınmış bir bölgedir. E6 ve E5'in Avrupa'dan gelindiğinde Edirne'den sonraki ilk kapısı. Sizleri aşağı yukarı 10 sene öncenin fiyatlarıyla tekrardan buluşturuyoruz ve 300 metrekare %60 imarlı arsa vasfında olan yerlerimizi siz değerli müşterilerimize 25 bin TL'den sunuyoruz. Biz buraya şu anda 2 odalı bir evimizi getirdik. Biz burada şu anda bahçe düzenlememizi yapıyoruz. Biz şu anda buraya bahçe yapıyoruz. Suyla alakalı hiçbir problemimiz yok. Buraya bahçe yapabilirler. İstanbul'dan iş imkanının olduğu bir bölgeden kalkıp 1,5 saatlik bir mesafeye geldiğimiz zaman kendi köyümüze gelmişiz gibi. Bu sefer kendinizi de Klas Hobi Bahçelerinin içinde buluyorsunuz. Evet. İsmim Lütfi Balaban. Aslen Pehlivanköy ilçesi Kumköy doğumluyum. Evet. İmam Pazarımız da 1 kilometre aramız. Komşu bir köyümüz. İmam Pazar köyümüz. Tarihi bir köyümüz. Burada devamlı böyle su akıyor. Devamlı. Yılın 12 ayı. Yağışların bol olduğu zaman da çok güzel suyumuz gelir. Yazında devamlı barajımızdan, Kayalı Köy barajından gelir suyumuz. Yolun kenarı bir de ırmağın kenarı. Evet, bu ırmakta evet. Balık tuttunuz mu hiç? Çocukluğumuz burada geçti. Neler yapmadık ki? Nasıl, balık var mı peki? Var tabii. 323 metrekareden başlayan hobi bahçeleri, elektriği, suyu, her türlü altyapısı da bitmiş pozisyondadır. Klas Arsa Ofisi olarak şu anda Klas Hobi Bahçelerinin içerisindeyiz. Her bir parselimiz 323 metrekareden başlamak üzere imarlı parsellerimiz. Arsalarımızın tamamını, altyapısı, elektriği, suyu, her türlü imkanları hemen kullanmaya müsait olan, ulaşımla ilgili hiçbir sorunu olmayan, evlerin arasındaki olan, tatil imkanınızı bilene tüm yaz ayını komple burada geçirebileceğiniz bütün parsellerimiz asfalta cephe. Toplam 49 parselimizi
sizlere sunuyoruz. 323 metrede başlıyor dedik parsellerimiz. Evet. 25 bin lira dedik. Doğru. Peki ne gibi kolaylık gösteriyorsunuz ve buraya gelecek müşterileri ne zaman getiriyorsunuz? Vatandaşımız alt banttan geçen telefonlardan bizi aradığında o gün araziye evinden alıp arazimizin, parsellerimizin başına kadar müşterimizi getiriyoruz. Burada elinde kaç para peşinatı varsa, faiz, vade farkı, haciz, diğer yerlerimiz gibi tapu masrafı da dahil olmak üzere 1 lira masraf yok. Bezirganoğlu İnşaat sizin için emsalsiz projeler inşa etmeye devam ediyor. Kapalı otoparklı, sessiz, sakin, muhteşem manzaraya sahip Selimiye Konakları ve denize 50 metre, şehre ve havaalanına 10 dakika mesafedeki Irmak Konakları sizin için hızla yükseliyor. Ayrıca bitmiş Yeşil Vadi Konakları'nda ve Ordu'nun birçok noktasında tamamlanan ve devam eden projelerimizde bütçenize göre bir daire siz sahiplerini bekliyor. Çok avantajlı ödeme koşulları ve bütçenize uygun daire seçenekleri için gelin bir kahvemizi için. Bezirganoğlu İnşaat, hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmetpaşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu, Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrıpaşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu, Ordu. Telefon 452-888-3111. D-Smart'ta sinema sezonu açılıyor. Birbirinden eğlenceli, heyecanlı, romantik, bol ödüllü film ve diziler D-Smart film dizi paketinde. Üstelik ilk 3 ay ekstra paket ve D-Smart Go hediyesiyle birlikte ayda sadece 42 lira. D-Smart her televizyona şart. Kıymetli vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar. Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz. Sakın geç kalma erken gel. Erken teşhis hayat kurtarır. Bu yaz Ordu'da herkes aynı dili konuşuyor. Ordu'nun yerli markası olan Haçak Ordu'dan Ordululara konuşan tişörtler. Bu yaz çok renkli ve eğlenceli olacak. Bu yazın eğlencesi konuşan tişörtler olacak. Konuşan tişörtler için www.hatçakordu.com. Hadi durma, senin de bir konuşan tişörtün olsun.
Efendim tekrar merhabalar. Tefekkür saati kaldığı yerden devam ediyor. Kıymetli izleyenlerimiz, ben sizler için kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. Evlerinde televizyonlarını yeni açan ya da televizyonlarında TV 52 ekranlarını şimdi açmış olan kıymetli izleyicilerimiz için hatırlatmak istiyorum. Biz bu akşam tefekkür saatinde kıymetli il müftümüz Sayın Mürsel Öztürk hocamızı ağırlıyoruz. Hocamız da camiler ve din görevleri haftası münasebetiyle İslam açısından ve toplumlar açısından camilerin önemini programın birinci bölümünde süremizin yettiği ölçüler içerisinde konuştuk ve din görevlerini, din hizmetini konuşacağız. Hocam, camilerin öneminden, camilerin fonksiyonundan bahsettik ve camiler fonksiyonlarını, sanki ilim fonksiyonunu bu son yıllarda biraz kaybetti dedik ve yeniden inşallah o fonksiyonlarına dönmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yoğun gayretleri var. 4-6 yaş Kur'an kursları gibi camilerin etrafında sanki artık bir eğitim merkezine de camiler dönüşüyor. Değil mi hocam? Bu evet. Bu alanda yapılan kısa çalışmalardan da kısaca bir söz edelim. Ondan sonra din hizmetlerine ve din görevlilerinin yürüttükleri hizmetlere bu uğurda ömrünü adamış olan büyüklerimizden de biraz bahsedelim evet, hocam. İnşallah. Şimdi tabii az önce yine sohbetimiz esnasında bahsetmiştik. Geçmişte yani ecdadımızın yaptığı mahalle camileri, mahalle mescitleri diyelim. Mahalle mescitlerinin kenarında mutlaka Sıbyan mektepleri var idi. Artı tabii yine büyüklere yönelik camiler zaten bir ilim merkezi gibiydi. Yani mesela şöyle bir şey anlatılırdı. Fatih Camii'nde tefsir okunur. Böyle bir algı vardı. Yani tefsir okumak isteyen Fatih Camii'ne. Efendim hadis okumak, dinlemek isteyen, okumak isteyen Sultanahmet Camii'ne. Yani özür dilerim, şimdiki belli akademik konularda öne evet. çıkmış, tevayüz etmiş üniversiteler gibi. Üniversiteler, fakülteler evet, gibi. Aynen öyleydi. Öyle. Mesela biz İstanbul Üniversitesi okurken hem hadis hem de tefsir derslerini halakası vardı Fatih Camii'nde. Onlara biz bazen katılırdık. Mesela Emin Saraç Hocam halen hayattadır. O halen Fatih Camii'nde ders okutur. Evet. Emin Saraç Hoca halen 90 yaşında vardır. O caminin efendim orada bir imamların kaldığı, öyle diyelim yani imam odası gibi olan yerde hala hoca efendi ders okutur. Başka bir hocamız daha vardı, tefsir hocamız vardı. Yani camiler bu fonksiyonunu icra ediyordu geçmişte. Sıbyan mekteplerine mümasil olarak şu anda az önce konuştuk onları. Yani yavaş yavaş 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız camilerimizin müştemilatında, yanında, çevresinde oluşuyor. Hatta sanki camilerin altlarındaki bazı yerler var ki düz ayak giriyoruz oralara. Sanki oralar bu iş için ayrılmış gibi oldu şu anda. Biz onları dönüştürüyoruz. Çok kolay dönüştürüyoruz. Yani öğrencinin, çocuğun 4-6 yaş grubundaki öğrencinin girebileceği efendim güzellikte, düzeyde camiye düz ayak girebiliyor o ders halkasına, daha doğrusu kursa. Biz orada bu eğitimleri yapıyoruz. Aslında çok geç kalınmış bir şey ama maalesef hani belli dönemlerden bahsettik ki o dönemlerde biz çocuklarımızı ilkokul 5. sınıf çocuğunu yaz kursuna gönderebiliyorduk malumunuz. Yani takibat vesaire vardı. Bunlar çok acı şeyler. Ama şimdi 4-6 yaş grubundaki bizim Kur'an kurslarımız en önde gelen Kur'an kurslarımız oldu. Mesela Fatsa şu anda orada da birinci. Yanılıyorsam öyle bir rakam var orada. Eski Fatsa müftümüz, şu an Düzce İl müftümüz Hüseyin evet, Can hocamız. Hüseyin Can hocam, orada güzel hizmetler oldu. Kendisini de buradan selamlıyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu hususta çok çabalarına şahit evet, olduk. Evet, güzel oldu. Orada bir bina yapıldı, özel bir binamız oldu. Ünye'miz de güzel. Altınordu'muz da hala şu anda iki tane açılacak inşallah. Çalışmalar devam ediyor. Bunları biraz daha fazlalaştıracağız. Çünkü artık bizim, yani çocuklara o yaşta başlamak gerekiyor. Yani bir çocuğun, insanın şahsiyetinin oluşması 7 yaşına kadar %60'ı oluşuyor deniliyor. Hatta çocukların eğitimi anne karnında başlıyor deniliyor. Yani öyle basit işler değil bunlar. Belirli bir düzeyden sonra, belli bir düzeyde bunlar her millet, her inanç sahibi çocuklarına kendi inancını vermesinden daha doğal bir şey olamaz. Biz de şu anda inşallah bununla ilgili büyük güzel çalışmalar yapıyoruz. Altınordu'muzu da inşallah diğer ilçelerimizde aşağı yukarı yani neredeyse her ilçemizde 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var. Olmayan pek az yanılmıyorsam. Bunlar çok büyük bir revaçta. Böyle merdiven altlarında efendim başka isimler altlarında biz buna da tevessül etmenin bir anlamı yok. Şimdi açık şeffaf devletin gözetiminde bizim görevlerimizin devletin maaş verdiği elemanların gözetiminde biz inşallah bu eğitimleri yapıyoruz. Bu gittikçe yaygınlaşacak inşallah. Dolayısıyla buna biz
altını çizerek önem veriyoruz. Evet. Hatta bu konuda bize gelen kardeşlerimiz, sponsorluk yapmak isteyen kardeşlerimiz varsa hazır yerlerimiz var. Yani bak, kurs açılabilecek önemli. Yerler evet, var. Yerlerimiz var. Hayırseverlerin maddi desteğine ihtiyaç var burada. Desin ki hocam ben falan yere ben bunu üstleniyorum. Gelsin bize, il müftülüğümüze, ilçe müftülüğümüze gelsin. Orayı donatsın, yapsın, etsin. İstersek biz oraya onun adını da verebiliriz. Diye, annesini, babasının ismini de arz ederlerse veririz. Bu en büyük hayırdır. Bakınız yani insanlığa, Müslümanlara yapılacak olan en büyük hayır camiden de çok önemli budur. Çünkü o yaşta o çocuklara Allah'ın kelamını, onların düzeylerine göre biz böyle çocukları sık boğaz ederek böyle bir şey yok. Çok normal modern eğitimin gerekleri neyse, gereçleri neyse biz o tarzda o çocuklara olabildiğince benliklerini, kimliklerini dinin onlara verebileceğimiz tarzdaki kısmını vermeye çalışıyorum. Bu ya, çok önemli. Modern tabirle bu eğitimi veren Diyanet görevlileri hem pedagojik hem psikolojik hem de sosyolojik eğitimlerden geçmiş çocukların bulundukları yaşlara uygun eğitimi verebilecek niteliklere sahip görevliler. Evet, onları kurstan geçiyoruz. Biz rastgele böyle hadi bakalım demiyoruz. Onların hepsinin mutlaka görmesi gereken bir eğitim standardı var. Onları ekstradan biz onlara veriyoruz. Hatta mesela yazın, yaz döneminde veya başka bir uygun bir zamanda o eğitimleri kendilerine veriyoruz. Artı biz dışarıdan da faydalanıyoruz. Onlara yani yardımcı eğitimciler buluyoruz. Bu çocuk eğitimi almış. İlahiyat fakültelerinden, evet, eğitim fakültelerinden veya ayrıca eğitim fakültelerinden uzman hocalar. Onları biz değerlendiriyoruz. Bence camiden de çok öte büyük bir hayırdır bu. Nesle yatırım. Evet. Benim nesle var. Yatırım. Evet. İnsana yatırım. Çünkü belirli bir yaştan sonra artık çocuk onlara istediğinizi de veremiyorsunuz. Çatışmaya giriyor. Hatta çok güzel örnekler var. Mesela efendim bir hocamız anlatmıştı. Çocuk, bu kursa giden çocuk hemen yemeye başlarken babası işte hemen rastgele evdekiler durun bakalım diyor. Besmele çektiniz mi? Ellerinizi yıkadınız mı? Önünüzden yiyeceksiniz. Bak çocuk onlara böyle sanki öğrendiklerini orada görmeyince anne babadan onlar da o çocuğun bu güzelliği karşısında, bu özelliği karşısında onlar da hem seviniyor anne baba hem de yanlış yapıyorsak düzeltmiş oluyoruz. Yani bunlar güzel şeyler. Bence kardeşlerimiz bunlara önem versinler, bize gelsinler. Biz onlara göstereceğimiz yerler var. Onların bir kısmını da üstlenebilir, birkaç kişi üstlenebilir. Ve en büyük hayır, en büyük sevap buradadır. Dolayısıyla bu camilerdeki bu 4-6 yaş grubu, yani bu eğitim merkezi olma özelliğini camilere biz inşallah kazandırıyoruz. Bunu inşallah. Kıymetli hocamızın bu çağrısını ben de ekranlarımız aracılığıyla hem ordu içinden hem ordu dışında varlıkları, imkanları müsait olan hayırsever insanlarımıza buradan ulaştıralım. Ordu ilimizde büyük bir 4-6 yaş grubu Kur'an kursu seferberliği var. Yani aslında millet varlığımızın devamı olacak neslimizi yetiştirme çabası ve gayreti var. Evet. Bu hususta imkanlarınızı eğer bu hususta değerlendirirseniz büyük bir yatırım yapmış olursunuz İnşallah. Diyelim. Kıymet hocam ben bir iki cümleyle de buna da değinin istiyorum. Evet. Programımıza ara vermeden önce demiştim ki bu sorum aslında hem Diyanet Camiası'na hem de bizi izleyen bütün kıymetli izleyicilerimize dindarlar diye bir ayrım da yapmak istemiyorum. Dini hassasiyeti olan bu kesimlerin evet. sanki bu nimetlerin bolluğu vesilesiyle biraz ihmalkar davrandığını, biraz tembellik ettiklerini, bu akamete uğrayan dönemlerden hep şikayet ettiklerini ama bu nimet bolluğunun kadrini de biraz bilmediklerini ben acizane düşünüyorum. Evet. Bu hususta hem seçmeli derslerin seçilmesi hususunda hem de bu hususlarda birkaç cümleyle kıymetli izleyicilerimize de tavsiyelerinizi ve bilgilendirmelerinizi alalım istiyorum. Evet. Ondan sonra başka bir soruyla devam edelim. Şimdi okullarda seçmeli dersler var. Yani bunu velilerimiz de biliyor, öğrenciler de biliyor. Hatta öğrenci bilse bile yani velinin çok dikkatli bir şekilde dilekçe vererek bu çocuklarına, Kur'an derslerine veya Peygamberimizin hayatıyla ilgili siyer derslerine veya İslam dini esaslarıyla ilgili o derslere mutlaka katılmaları konusunda bir tercih yapmaları gerekiyor. Bakın bu devletin bize sunduğu büyük bir imkandır, büyük bir nimettir. Çocuklarımıza biz diğer farklı şekillerde onları eğitebiliriz ama bu eğitimini, bu tür eğitimini mutlaka ehlinden ve yerinden almasını arzu ediyoruz. Bu konuda sıkıntımız var. Yani
Sayın Valimizin başkanlığında yapılan bir toplantıda bu gündeme geldi. Sayın Valimizin okullar... de bu yönde bir çağrısı oldu. Tabii ki, tabii ki. Yani çünkü bu bir ihtiyaç, bu önemli bir projeydi bu. Efendim bütün okullara bu derslerin konulması. Burada bizim insanlarımız biraz şey davranıyor, gevşek davranıyor tabiri caizse. Bunun hesabını Allah'a biraz zor veririz. Yani böyle bir imkan var, bunu değerlendirmediğimiz zaman bunun altından kalkamayız. Nimetin kadri bilinmeyince nimet de elden gidiyor değil mi? Aynen öyle. Yani kadri bilinmeyen, kıymeti bilinmeyen nimet elden gider. Dolayısıyla geçmişte biz büyük sıkıntılar çekiyorduk konuyla alakalı, bunlarla ilgili. Şimdi Allah'a şükür devlet bu imkanı bize tanıyor. Mesela bizim şöyle bir şey de var. Camilerde bizim Kur'an eğitimiyle alakalı 12 tane vatandaşımız, kardeşimiz belirli bir periyot içerisinde bir camide Kur'an eğitimine katılabilir. Hatta buna katılan biz öğretmenimize, hocamıza para da veriyoruz. Devlet artık... Devlet ona diyor ki sen diyor 12 tane diyor vatandaşa diyor... Kur'an öğret. Sana ben diyor saat ücreti vereyim. Ücretini de ödeyeyim. Bakın nereden nereye geldik. Yani eskiden çok affedersiniz yani ölülerin yıkanacak eleman bulamazken şimdi devlet yani bu insana, Kur'an öğretene para veriyor. Öğret de diyor sana para vereyim diyor. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Hem bizim görevler açısından önemli bu, hem de cemaatimiz açısından önemli. Mesela akşam yatsı arasında, şimdi kış günlerinde çok uygun zamanlar var. Akşama gelen bir kardeşimiz yatsıya kadar olan o 45 dakika, bir saat içerisinde çok güzel, yani her akşam olmasa bile haftanın belirli günlerinde bu eğitimini alabilir. Rahatlıkla efendim bilgilerini çoğaltabilir. Evet. Bunları değerlendirmek lazım. Eskiden biz Kur'an kurslarımızın açılmasıyla alakalı çok uzun uzun prosedürler vardı. Şimdi bunlar çok kalktı. Çok basit. 12 tane kardeşimiz mesela bir fabrikanın bir tarafında veya işte 15 kişi veya bir ne bileyim bir iş yerinin bir tarafında desin ki biz burada Kur'an dersi almak istiyoruz desin, biz oraya eleman gönderiyoruz. Yani orada bile kurs açabiliyoruz biz. Bu derece büyük bir nimetin içindeyiz. Sizin de belirttiğiniz gibi bu nimetin kadri kıymeti bilinmezse bu nimet elden gider. Hem görevler açısından böyle hem de normal cemaat açısından böyle. Onun için bu nimetleri çok güzel değerlendirmek lazım. Kıymet hocam, ben bu husustaki hem çağrınız hem de açıklamanız için teşekkür ediyorum. Şimdi biraz da din görevlilerinden ve evet, din hizmetlerinden bahsedelim istiyorum. Tam da konu buraya gelmişken, zaman zaman bazı kesimlerin hedefi haline gelen, zaman zaman bazılarının vaatlerinin merkezinde oturan Diyanet İşleri Başkanlığı var. Evet. 130 bini aşan sayı olduğu söyleniyor. Muhteşem bir teşkilat. Hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından ne ifade eder? Evet. Türk toplumu açısından, Türk ve İslam varlığı açısından ne ifade eder? Bir de bununla bağlantılı olarak 15 Temmuz gibi bir işgal girişimi yaşadık. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı olmasaydı, hı hı, camilerimiz ve minarelerimiz bu cemaat adı altındaki çeşitli kesimlerin elinde ve onların yönetiminde olsaydı, 15 Temmuz'da ben çok açık yüreklilikle söylüyorum, 15 Temmuz'un kahramanlarından birisi de Diyanet Teşkilatı ve o gece sabahlara kadar camilerin minarelerinden ezanları ve selalarıyla milleti kıyama ve dirilişe çağıran din görevlilerimiz. Böyle bir imkan olmasaydı, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı da olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o geceki milletimizin hali ne olurdu? Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı gerçekten devlet açısından ve millet varlığımız açısından ne ifade eder diye sorarak yavaş yavaş konuyu din görevlilerine ve din hizmetine getirmek isterim. Buyurun hocam. Şimdi aslında biz bu teşkilatın geçmişte yabancısı değiliz. Yani Şeyh-i İslamlık makamı, hem çok özür dilerim, ilk defa ortaya çıkmış bir teşkilat değil. Hem Osmanlı'da hem Selçuklu'da Şeyh-i İslamlık makamı devletle beraber, devletin yanında. Bakın, devletin emrinde değil, bu çok önemli. Devletin yanında, millet adına devletin yanında olan bir kuruluş. Hem Osmanlı'da hem Selçuklu'da. Yani hükümdarı, padişahı yaptığı efendim bir takım dine aykırı hatalar varsa onları hemen izale edici, giderici, uyarıcı, yol gösterici, evet, irşat görevini yapan bir müessese var. Şeyh-i İslamlık Makamı. Efendim, fakat Cumhuriyet'le beraber yeni kurulan devlette bu damar hiç ihmal edilmemiş. Hemen Cumhuriyet'le beraber iki tane başkanlık vardır. Birisi Genelkurmay Başkanlığı, olmazsa olmazdır devletin ordusu. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı, ikisi başkanlık olarak doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kuruluş olarak
Cumhuriyetle beraber kurulmuş bir teşkilattır. Yani yeni irade, Osmanlı'nın yıkılışından sonra belirlen yeni irade bunu ıskalamamıştır. Cumhuriyeti kuranlar? Evet. Bunu asla ıskalamamış. Bunun önemine binaen hemen yanında Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nı da kurmuşlar. Ve ilk kurulduğu zamanlar zaten Cumhuriyet'in ilk meclisin açılışı vesaire, bunlar tamamen dini figürlerin çok üst düzeyde olduğu. Yani İslami inançların, İslami söylemlerin çok üst düzeyde olduğu bir platformda kurulmuş ve işte Mehmet Akif mesela İslam Marşı'ndaki ifadeleri, yani biz sürekli söylediğimiz İslam Marşı var. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal, evet. Hak'tan bahsediyor. Yani hep böyle o İslam Marşı'ndaki ifadelerin hepsi dini figürlerdir. Dolayısıyla Cumhuriyet'le beraber bu Diyanet İşleri Başkanlığı Genelkurmay Başkanlığı ile beraber kurulan bir teşkilattır. Ha, o arada bir takım, az önce ondan biraz bahsettik, azıcık böyle kaymalar, olağanüstü dönemler, kararmalar olmuş fakat bu hep devam etmiş. Mesela hemen örnek vereyim, 1950 seçimler hemen arefesinde işte Arapça ezanın okunması serbest bırakılmış. Ramazan arefesidir mesela o zaman. Ramazan arefesinde bu o zaman telgraf çekiliyor işte belirli yerlere, herkese ulaşılamıyor. Hemen o zaman İstanbul müftüsü işte Rahmi Yaran hocamın anlattığı bir hadise var. Hocam muhtemelen bir yerden almıştır onu. Hocamız da büyük ihtimal bizi izliyordur. Hocamıza evet. Da hürmetlerimizi, saygılarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Hocam, uzun ömür ve sağlık, afiyet diliyoruz kendilerine. Evet inşallah hocamıza saygılar sunuyoruz. Hocam anlatmıştı. Ömer Nasuhi Bilmen o zaman İstanbul müftüsü, kendisine bir telgraf geliyor. Efendim o telgrafla beraber ulaşabildiği bütün camilere sabah ezanı okunacak. Bakınız sabah ezanı okunacak, ulaşabildiği bütün camilere ulaşmaya çalışıyor. Yani şöyle yapmıyor. Ya bu yazı geldi, bu telgraf geldi, hele bir sabah olsun. Sabahleyin biz bunu efendim bir yazıyla bir göndeririz falan denmemiş. Sabaha kadar uğraşmış. Bütün camilere, ulaşabildiği bütün camilere bunu ulaştırmış. İşte orada Abdurrahman Gürses Hocam, işte Beyazıt Camisi'nin bir minaresine, müezzinin bir minaresine çıkarmak suretiyle işte o ezanı asli suretiyle okumuştu. Herkes kalkmış. Yani 15 Temmuz'da nasıl böyle selalarla insanlar ne oluyoruz diye böyle sokağa döküldükleri gibi. O zaman da insanlar böyle o sabah ezanıyla beraber ağlayanlar vesaire. Yani şunu demek istiyorum. Yani tekrar mecrana dönmeye başlamış Diyanet İşleri Teşkilatı. Önemli bir teşkilat. Bakınız bunun benzeri bir teşkilat İslam aleminde yok. Evet. Biz zaman zaman il müftüleri toplantılarına katılıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlarımız zaman zaman İslam ülkeleriyle alakalı bizlere bilgiler de sunuyor. Oradaki dini hayatla ilgili. Mesela Pakistan'la, Bangladeş'le ilgili, Afrika'yla ilgili bilgiler sunarken diyor ki mesela oradaki camilerin her biri bir ekol. Neredeyse bir din haline gelmiş. Bir ekol, bir mezhep, bir meşrep halinde. Hatta bir diğerini kötüleyen, tekfir eden bir hale gelmiş. Yani arabasına, vücuduna bombaları sarıp gidip başka bir Müslümanın camisinde patlatarak sanki cihat yapmış gibi bu hale gelmiş. Bakın camiler arasında böyle bir bölünme de meydana gelmiş. Allah'a şükür bizim teşkilatımız, siz az önce bahsettiniz. Yani eğer 15 Temmuz'da bu teşkilat olmasaydı, bizim hor gördüğümüz eksiklerimiz var mı onu konuşuruz. Var. Yani eksikler tabii ki var. Yani dört başı mamur bir görev yapsak biz 130 bin kişi, bütün görevlilerimiz yani Türkiye çok farklı yerlere gideriz biz. Kesinlikle. Sayın Cumhurbaşkanımız da geçenlerde din görevlerini kabul ettiği, biz dua ediyoruz. Çünkü yani ilk defa din görevlileri Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilmiş, böyle çok muhteşem şeyler yaşıyoruz. Kaymakamların, valilerin kapısından bile giremeyen din görevlileri. Yani oradan Sayın Cumhurbaşkanımız çağırdı, bunlar hepsini onore etti. Her ilden bir müftümüz, efendim din görevlilerimiz, o Beştepe'de Sayın Cumhurbaşkanımız onları ağırladı, onlara hitap etti. Orada söylediği şey de çok önemliydi. Yani siz 130 bin kişilik bir böyle bir şeyimiz devasa var. Devasa bir kemiyetimiz var, sayımız var. Bunlar gerçek manada yani görevlerini yapsalar Türkiye'nin bu manevi havası, iklimi birden değişir. Ha niye böyle? Çünkü bu arkadaşlarımız da zaten dışarıdan yani gelmiş falan değil. Yani benim kardeşimdir, sizin babanızdır. Aynen öyle. Yani bizden birileri. Eksiğimiz var. Ama şunun altını çiziyoruz. Bu teşkilata hor bakan, bu teşkilatı bir defa hiç istemeyenler var.
Kesinlikle. Kesinlikle. Kaldırılsın diye kampanya yürütenler var. Şimdi bu kaldırılsın diyenlerin bir kısmı da bizim mahalleden. Evet. Yani camiye gelen cemaat. Bize geçsin diyor herkes. Ya onlardan bir kısmı da kaldırılsın, biz bunları yaparız diyorlar. Ama 15 Temmuz'da şunu gördük ki eğer bu böyle olmasaydı, camiler parsellenmiş olsaydı, cemaatlere bölünmüş olsaydı Allah muhafaza halimiz nice olurdu. Dolayısıyla bu teşkilat İslam aleminde başka bir örneği yok. Hatta hocalarımız yani Diyanet İşleri Başkanlarımız bu İslam alemini gezdikleri zaman onların hep dedikleri şey şu: ya bu teşkilat nasıl bir teşkilat? Bunun örneğini de bize, yani biz de bunları yapalım diye. Yani Suudi Arabistan dahil, bakınız gündemde olduğu için söylüyorum. Suudlar dahil, onlar bile bu teşkilatın kendi ülkelerinde olmasını arzu ettiklerini, nasıl bir yapılanma olduğunu bizden soruyorlar. Niye böyle? Çünkü yani kontrolü önemli. Kontrol edince şunu kastediyorum. Yani kimin ne yaptığını biliyorsunuz. Evet. Yani yanlış bir iş yapanın, yanlış bir iş yapıldığı zaman onun hemen onu ikaz etme bir kontrol mekanizmanız var. Öbür türlü kapalı kapılar arkasında ne yaptığını ne ettiğini bilmeyen, tabii kontrol açısından şunu kastediyorum ben. İslami manada İslam'ın itikadi, ibadi, ahlaki esaslarına aykırı bir şey yapmış mı yapmamış mı bizim kontrolümüz odur. Yoksa diğer manada neyi kontrol edeceksiniz siz? Kur'an'dan ayet okuyana, efendim sahih hadisleri söyleyenlere siz ne söyleyebilirsiniz? Onların işi o zaten. Onların vazifesi o. Ha, bunun dışında bir şey yapanları kontrol amacıyla söylüyorum. Böyle bir mekanizma da var Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nda. Dolayısıyla bu teşkilat bizim, bu milletin göz bebeği teşkilattır. Eksiklerimiz vardır. Onun zaten biz zaman zaman toplantılarımızda biz bir eleştiri kendi kendimize yapıyoruz. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Milletin bizden beklentisine biz neredeyiz? Biz nerelerdeyiz? Bunları konuşuyoruz. Bunları dertleşiyoruz. Hatta bazen çok acı konuşuyoruz. Yani burada şimdi yani zannetmesin ki bizim cemaatimiz herkes la yüzsel kendi başına, öyle değil. Biz cemaatimizin bize gelen bütün tenkitlerini, yapıcı olan bütün eleştirilerini hepsini biz, inanın bazen bize gelen bir pusulayı bile ben ilçe müftülerimize okuduğum oluyor. Bakın şöyle bir vatandaşımızın şöyle bir isteği var, böyle bir arzusu var, böyle bir problemden bahsediyor arkadaşlar diye biz bunu konuşuyoruz. Bu arkadaşlarımız da bunları bizim yanlarımızla beraber konuşuyor. Eksiklerimizi biz böyle bir şey tamamlamaya çalışıyoruz. Tabii sıkıntılarımız var bizim. Yani ta okuldan gelirken de sıkıntılarımız var. Yani bu teşkilata gelen arkadaşlarımız ya ilahiyattan ya İmam Hatip liselerinden geliyor. Oradan gelirken de o eğitimle ilgili de sıkıntılarımız var bizim. Yani biz Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı bu şuna benziyor. Yani bir düşünün, bir zil var elinizde. Zile basacaksınız, zil çalışacak değil mi? Aldığınız bir aparat, basıyorsunuz, tınlıyor bir yerden. Ses çıkarması lazım. Almışsınız ama ses çıkmıyor. Onu tamir etme, ya bu diyor ki mutlaka ses çıkmalı ama gelirken bu arızalı gelmişse bunda bir sıkıntımız var. Bununla alakalı da inşallah Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Elbaş Hocam'ın da çalışmaları var. Daha önce yapılan bir çalışmalar, Sayın Devlet Bakanımız Numan Kurtulmuş Bey zamanında yapılan bir çalışma vardı. Diyanet Akademisi. Zikrettiğiniz muhterem evet. Şahsiyetlerin ikisi de kıymetli orduluların evet. hemşehrimiz. Evet. Yani ordumuzun medarı, iftarı, kendileriyle iftar ettiğimiz hemşehrilerimiz. Evet. Selam ve saygılar olsun onlara da. Numan Bey'in böyle bir araya geldiğimizde Diyanet Akademisi ile ilgili böyle bir teklifi çalışması Devlet Bakanlığı'na olmuştu. Şimdi olgunlaşıyor şu anda. İnşallah bu şu demektir. Yani eksiklerimizi biz en az bir sene eğitimde hiç göreve başlamayan arkadaşlarımızı, sözleşmeli personel, zaten bir sene sonra sözleşme yenileceksiniz veya yenilemeyeceksiniz ilk başladığı zaman. Buna benzer en az bir sene biz eğitim alacağız bu kardeşlerimize. Bir senenin sonunda, yani imtihanla aldığımız bir senenin sonunda başarılı olmazsa ona biz diyeceğiz ki biz siz mihrapta olmaz deyip onu göndereceğiz. Buna benzer çalışmalar var. Yani biraz daha iyileşmeye doğru giden güzellikler var. Ordu'da eğitim merkezimiz açıldı, Diyanet Eğitim Merkezimiz açıldı. İnşallah daha farklı şeyler ordu için biz düşünüyoruz. Çalışmalarımız var inşallah. Bir Diyanet Akademisi, bir Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi gibi buna benzer bir takım oluşumların eşiğindeyiz inşallah. Bunlar olduğu zaman bizim teşkilatımız daha da güzelleşecek. Yani bakınız şöyle bir zorluğumuz var bizim. Yani bizi hoş görsün cemaatimiz. Bir imamımızın arkasında bir ilahiyat profesörü, efendim bir başka üniversiteden bir efendim öğretim üyesi, bir iş adamı, bir bürokrat, bir köylü, bir memur,
aklımıza ne geliyorsa. Yani 6 yaşından, 4 yaşından, 90 yaşına kadar, 100 yaşına kadar her yaştan, her gruptan, her eğitimden, her seviyeden, her kültürden insanın bulunduğu bir topluluğun biz önündeyiz. Herkesin bir beklentisi var görevli arkadaşlarımızdan. Herkesin beklentisi var. Bunların herkesin beklentisine cevap verebilecek donanımda bir insanı yetiştirme çok kolay bir şey değil. Evet. Bu zor bir şey. Arkadaşlarımız bir çabalıyorlar. Yani biz kötü örnekler çok az. İyi örnekler çok fazla. Yani biraz daha gayret sarf ederek mesela işte kendilerini yenileme, işte gelişen, değişen dünya şartlarında kendilerini geliştirme gibi buna benzer. Onlar bazımız eğitim seminerlerini alıyoruz. Evet. Eğitimleri alıyoruz, arkadaşlarımızı, kurslar alıyoruz. Mümkün olduğu kadar bu vatandaşımızın da isteklerine cevap verecek şekilde eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. Ama eksiğimiz var mı? Var. Elhak var. Dediğimiz gibi yani bu arkadaşlarımız tabiri caizse gökten zemmille buraya inmediler. Bu toprağın insanı. Bizden birileri bunlar. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Ya, toplumun her kesiminde eksik olduğu gibi elbette ki Diyanet İşleri Teşkilatı'nın çalışanlarında da eksik olabilir, aksayan yönleri olabilir. Ama kıymetli hocam, acizane kanaatimi lütfen belirtmeme izin verin. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı, eğer ülkemiz Orta Doğu'daki bataklığa dönmüş ülkeler gibi mezheplerin, meşreplerin savaş alanına dönmüyorsa bundaki en büyük teminat Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir teşkilatımızın oluşudur diye düşünüyorum. Kıymetli hocam, bir de dediniz ki din görevlerimizi eğitim merkezlerinde eğitimleri alıyoruz. Bu vesileyle aslında tam zamanıdır. Zat halini söyleyin diye istiyorum ben. Evet. Kıymetli hemşehrimiz Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamız, muhterem hocamız, ordunun yetiştirdiği gururu, medar-ı iftiharı hocamız, Diyanet İşleri Başkanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir ilki ordu yaşadı. İlk defa oradan bir şahsiyet Diyanet İşleri Başkanı. Bu vesileyle de ilk işlerinden birisi de orduya eğitim merkezi açmak evet. oldu. Evet. Ve bu vesileyle eğitim merkezimiz de orduda açıldı ve hizmete girdi. Şu anda değil kursiyerler mi? Var. Evet, 60 kadar kursiyerimiz var şu anda. Orada devam eden Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kurs gören imamlarımız var şu anda. Yani ordu bunu bilsin. 60 kadar arkadaşımız. Tabii daha büyük olsa daha büyük, yani imkana sahip olsa daha büyük bir eğitim merkezi. Yani Diyanet İşleri Başkanımızın evet. direktifi ve girişimiyle evet. ordumuzda yüksek eğitim merkezi midir bu? Yüksek ihtisas açılacak inşallah. Yüksek ihtisas onun açılacak. Onun için bir çalışmalarımız var. Olmazsa burada dillendirebiliriz. Mesela Orsan'da daha önce yüksek uluslararası ilahiyat ve Diyanet yüksek ihtisas merkezi için oradaki kardeşlerimizin Ordu Üniversitesi'ne bağışladığı bir arazi var. 60 dönüm evet. bir arazi var. Bu araziyle alakalı biz Sayın Rektörümüzle, Diyanet İşleri Başkanımız görüştüler. Tahsisiyle alakalı bir ön görüşme yapıldı. Onunla ilgili bir takım aksaklıklar var. Biz orada, yani bu Orsan dediğimiz, şu anda Metruk orada, hem bizim bir camimiz var hem de orada Metruk binalar var biliyorsunuz. Orada Yüksek İhtisas Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi, Diyanet Akademisi gibi orayı bağışlayanların, üniversiteye bağışlayanların amacına yönelik orada büyük bir eğitim, hem de üniversitenin de faydalanabileceği karşılıklı ilahiyatla iletişime geçebileceğimiz bir büyük bir eğitim merkezi, büyük bir ihtisas merkezi ile ilgili bir takım çalışmalar var inşallah. Onlar neticelenince biz onu da halkımızla paylaşacağız. İnşallah Diyanet İşleri Başkanımızdan bu vesileyle orduya da bu müjdeleri sizin aracılığınızda vermiş olduk. Bu imkanlardan faydalanalım. Şunu söylemek istiyorum. Bakın bu basit bir kurum olmayacak bu. Basit bakın, bir bina yapımından bahsetmiyoruz. Sadece ordunun çehresini değiştirmeyecek bu. Karadeniz'in çehresini değiştirebilecek bir eğitim, bir ilim merkezi haline gelecek orası. Onun için biz orayla alakalı inşallah yeni gelişmeler olduğu zaman kardeşlerimizle paylaşacağız. Peki kıymetli hocam, süremiz de bir hayli ilerledi. Son 20 dakikaya doğru girdik. Burada din görevlilerimizin ve Diyanet Teşkilatı'nın eksiklerinden bahsettik. Hepimizin evet. eksikleri olduğu gibi toplumun diğer katmanlarının, diğer kesimlerinin de eksiklikleri olabileceği gibi Diyanet Teşkilatı'nın da eksiklikleri var. Evet. Ama şimdi kesintisiz eğitim nedeniyle eskiden köylerde okullarımız vardı. Okullar da kapandıktan sonra
devletin eli, ayağı, gözü, kulağı olabilecek. Evet. Orada hatta bazı köylerin tamamen boşalan yerlerde bile vatan toprağının nöbetini tutan. Yani. Orada din görevlisi kardeşlerimiz var. Şimdi insanlar kendi köylerini terk etmişler, bırakıp gitmişler. Orada hem o köyün bekçiliğini yapıyor, o vatan toprağının nöbetini tutuyor. Hem de orada ezanı Muhammed'i minarelerden sürekli yankılandıran din görevlisi kardeşlerimiz var. Evet, onların eksiklikleri olabilir herkesin olduğu gibi. Ama bu din görevlisi kardeşlerimizin de bir takım sıkıntıları mutlaka vardır. Bu din görevlilerimizin size en çok akseden sıkıntısı köydeki kardeşlerimizin nedir? Din görevlilerine yönelik, moral motivasyonuna yönelik ne gibi faaliyetleri Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hizmetlerine sunuyorsunuz? Din görevlilerinize bu hususta mesela hocam şu saatte bizi izleyen bir kardeşimiz belki köyünde 3 kişi kaldı. Evet. Tek başına 20 yaşında genç bir çocuk, genç bir delikanlı dağın başına bir köye gitmiş eşiyle birlikte orada görev yapmayı görev icra ediyor. Bu kardeşlerimize de ya benim bu dağ başında ne işim var diyecek o yaştaki genç kardeşlerimize, bir din hizmeti yürüten bu kardeşlerimize tavsiyeleriniz ne olur? Bu arkadaşlarımıza neler söylersiniz? Evet, bir defa her şeyden önce Cenab-ı Hak onlara bu din hizmetinde istihdam ettiği için bunun büyük bir nimet olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani 20 yaşında Türkiye'de, memleketimizde, şehirlerde, sokaklarda nice insanlar var. Efendim onların nice kötü alışkanlıkları var. Nice kötü işlerde istihdam ediliyor. Bunu kıyaslayarak önce Allah'ın evinin bekçiliğini, bekçiliği görevini, insanlara irşat hizmeti görevini Cenab-ı Hak bu görevle onlara görevlendirdiği için ne kadar şükretseler azdır. Her şeyden önce bunu bir defa biz önümüze koymamız gerekiyor. Sonra peygamberimizin varisi olduğunu unutmasın bu arkadaşlarımız. Sevgili peygamberimiz de irşat görevi yapıyordu. İrşat vazifesi yapıyordu. Bin bir çileye katlanmıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun hayatını mutlaka hocalarımız okuyor, anlatıyor. Onun hayatında alacağımız ibretler var. Bütün bunlara önce yani bardağın o tarafına çok kendilerinin farkına varsınlar. Tabii varacaklar ve ileride onlara daha başka kapıların açılacağını unutmasınlar. Yani mesela eğitim problemleri var kardeşlerimizin, çocukları yetişmişse. Evet. Yani çocukları mesela bazı arkadaşlarımızın kendisi köyde kalıyor, çocuğu veya eşi şehirde olmak zorunda oluyor, kalıyor. Bazen öyle oluyor, bazen çocuklarını serviste bile gönderemiyor. Bunlar geçici şeyler, inşallah bunların bir kısmı açılacak. İleride bu kardeşlerimiz farklı yerlere gelecek. Mesela ben müezzin olarak başladım bu teşkilata. Ben ilk defa müezzindim. Camide müezzin okuyor. Cami süpüren, temizleyen, şerefle bu işi yapan onlardan bir tanesiydim. Oradan Kars'ın Kalızman ilçesine vaiz olarak gittim. Kaldığım evin üzeri topraktı. Efendim yağmur yağdığı zaman bütün her taraf çamur içinde kalıyordu. Ben böyle yerde yaşadım. Yani Cenab-ı Hak işte başka türlü bizi onlarda sabrettik. Yani orada biz işimizi yaptık. Daha doğrusu şöyle bir ifade vardır. Bir insan efendim gölgesinin peşinden, gölge rızka benzer derler. Gölgesinin peşinden koşarsa hiç gölgeyi yakalayamaz. Ama kendisi önden gider, gölgesi onun arkasından gider. Yani siz gönlünüzü güneşe dönün, gölgeniz sizin arkanızdan gelir. Güzel. Tıpkı onun gibi. Yani biz işimizi Allah'ın emrine, Allah'ın bize emrettiği o güzelliklere, insanları işaret etmeye verelim. Peşimizden bizim gölgemiz gelir. Hiç sıkıntı olmaz. Allah başka kapılar açar. Yani dolayısıyla bu kardeşlerimiz bugün oradadır ama yarın başka yerde görev alacaklarına inansınlar ve o azimle, o istekle görevlerini yapsınlar. Zorluklar var. Yani onu inkar etmiyoruz. Kolay bir iş değil. Yani işte 3 kişinin, 5 kişinin bazen kaldığı işte yazın baharla beraber dolup taşıyor ama bazen köyde bazen kimse de kalmıyor neredeyse. Biliyoruz hocam. Lojman mesela problemleri var. Evet. Burası Karadeniz. Yüksek kesimlerde kışın 1 metre, 1,5 metre karın yağdığı tek başına orada. Bir de köylerdeki imamlarımızın şöyle bir zorluğu da var kıymetli hocam. Şimdi hocalarımıza ben sizin tavsiyelerinizi alalım diye, bunları ön açma olsun diye söylüyorum. Hocalarımız, vatandaşımız diyor ki köyde elektriği arızalı, ya bunu imam yapar diyor. Suyu kesilmiş, imamı çağırın imam yapsın diyor. Yani çok affedersiniz, ahırında hayvanı rahatsızlanıyor. Diyor ki hocayı çağırın, hoca bir baksın diyor. Evet. Yani bu şu mudur? Vatandaş köyündeki hocasının her hususta bilgili olduğunu düşünerek mi bunları söylüyor? Hocaya verdiği değerden midir bu, hocalarımız böyle mi anlasınlar? Yoksa ya hocadır işte her işi yapsın diye. Yok yok, o esas hocamız her dede devadır diye gidiyor.
Yani çocuğu hastalandığı zaman hocam şunu bir oku diye. Mesela ben hatırlıyorum. Bana gelenler... Hala devam ediyorum. Bana gelenler ben doktora göndermişimdir. Ya bak böyle bir şey. Bak kardeşim bu çok rahatsız. Tamam biz Allah şifa versin. Hadi bakalım doğru doktora diye gönderdiklerimiz oluyor. Yani vatandaş şöyle düşün. Benim hocam, benim imamım... Her şeyi bilir. Her şeyi bilir. Her şeyde donanımlı olması lazım. Her derde deva olması lazım diye böyle bir anlayış var. Ondan kaynaklanıyor. Yoksa yani her işi hoca yapar anlamında böyle falan değil. Böyle bir anlayış değil. Tabii, bir milletimiz hocalarını sever ve hocalarına aynen değer verir. Aynen öyle. Biz, bizim yani biz cemaatimiz yani en önü almışız onu biz. Yani en önde bizim imamımız var. Dolayısıyla vatandaşımızın o konuda bir hoca efendilere karşı büyük bir saygısı, büyük kesinlikle bir edebi var. Ondan da her şeyi bekliyor. Onun yanlış yapmasını istemiyor. Kendisi tabiri caizse yani gırtlağına kadar günaha da batmış olsa hoca efendinin sarığında bir lekeyi görmek istemiyor. Kesinlikle hocam. Onu görmek istemiyor. Bu doğru bir tespittir. Hocam biz battık, sen bizi kurtaracaksın. Sen siyahlanma. Sen de batarsan sen karalanma bizi kim diyor. Kurtaracak? Evet, aynen öyle. Bu haklıdır da. Doğrusu da budur zaten. Bu doğru bir tespittir. Dolayısıyla bizim hocalarımızda böyle ufak tefek eksikleri vatandaşımız çok görür hemen. Hocaya der ki bu hoca bunu yapmaması lazımdır. Halbuki orada bir beşerdir, bir insandır. Ayağı kaya bir yanlış yapabilir. Bunu pek düşünmez bizim insanımız. Hoca peygamber vekilidir, peygamber varisidir. Onun gibi dost doğru, dürüst, yanlış yapmaz şeklinde bir inanca sahip oluyor. Bu beklenti güzel bir beklentidir ama zaman zaman arkadaşlarımızın yanlış yaptıkları da olur. Onu da hoş görsünler. Yani haddi aşan yanlışları biz zaten tespit ettiğimizde onu biz bizim teşkilatımızda barındırmayız. Teşkilatın mihraba yakışmayan, atılıyor. Bakın altını çiziyoruz. Mihraba yakışmayan hiçbir arkadaşımızın mihrapta işi olmaz. Orayı işgal etme hakkı yoktur. Mihraba yakışmayan bir arkadaşımızın mihrabı işgal etme hakkı yoktur. Onu zaten biz bize intikal ettiği zaman biz onun gereğini yaparız. Ama ufak tefek hataları da arkadaşlarımızı hemen böyle şikayete koşma falan hoş değil. Anlamı da yok. Evet. Yani dediğiniz gibi hocam kıymetli hocalarımıza da cemaatimize de kimse bundan gücenip alınmasın. Dediğiniz gibi zaten din ve diyanete yakışmayacak tutum ve davranışları olan, ahlaki zaafları olanları Diyanet İşleri Teşkilatı bulup tespit ettiği an zaten teşkilatın dışına atıyor. Evet, ortam nitelik dışında taşımadığı zaman atıyoruz. Ama bunun dışında insani gerekliliklerden kaynaklanan küçük ihmaller için, evet, küçük problemler için cemaatimizde imamlarını sürekli müftülüklere şikayet peşinden de koşmasınlar. Bu yani, da hoş değil. Ya şöyle bir şey oluyor. Yani mesela örnek veriyorum. 10 yıl bir camide görev yapmış bir köyde. Can ciğere. Bütün problemleri yok. Hep böyle. Arkadaş yani evinde barkında bir şey oluyor arada. Çok ufacık bir şey oluyor. Şimdi bize geliyor hocam biz diyor bu hoca efendiyi 10 yıldır idare ettik. Böyle bir yetkileri yok. Yani idare, öyle değil aslında. İdare diye bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Aslında 10 yıl beraberlerdi. Ufacık bir yani bir aksaklık oldu. O aksaklığı olunca hemen tamamen silip atması doğru değil. Ama hakikaten artık orada bizim arkadaşımız o da kendisi de bilir zaten. Görev yapamaz hale gelmişse. Yani görev yapamaz hale gelmiş. İlkler kopmuş. İletişim olmadan bu iş olmaz. Cemaatimiz de sizin iletişiminiz yoksa onlara bir şey veremiyorsanız bir orada elektrikleme falan diyorlar ya şimdi yeni tabirle. Evet hocam. Yani bir kabloda bir kopukluk varsa bu olmaz. Lamba yanmaz. İrşat biz lamba deriz aydınlanmaya. Olmaz bu iş. Olmayınca arkadaşımızı oradan biz alırız. Yani demek ki iletişimde problem var. Bu olmadığı müddetçe yani hizmet yapıyorsa hemen yapılan bir hatadan dolayı hocamızı hemen silip atması da doğru değil. Değil. Bu Müslümanca bir davranış da insani bir tutum da değil. Olmaz bu. O. Yani hemen hocam 10 yıldır bizdeydi. 10 yıldır idare ettik. Oradan başlıyor. Oradan başlayınca biz de biraz diyoruz ki sizin 10 yıldır böyle birisini eğer anlattığınız gibi ise idare etme hakkınız ve yetkiniz yok. Siz çok yanlış yapmışsınız diye bunu gönderiyoruz. Yani bazen dinlemiyoruz çünkü böyle bir şey olmaz. 10 yıldır diyor ki hocam böyle yapıyor. 10 yıldır böyle yapıyor. Böyle bir şey mümkün böyle değil şey zaten. Mümkün değil. Evet. Abartılıyor. Ve abartılı işlere falan girmenin de bir anlamı yok. Biz bazen onları bir araya getirip barıştırıyoruz. Ama genelde biz çok yani şunu demek istemiyoruz. Ya bizim köylerimiz kaynıyor böyle bir şey yok. Çok nadirinde olsa ufak tefek sıkıntılarımız oluyor. Onlar da bizim murakaplarımız var, müfettişlerimiz var. Geliyorlar, inceliyorlar, bakıyorlar. Kimse başı boş değil. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Peki kıymetli hocam, bu konuyu daha fazla uzatmayalım ama ben hocalarımıza yine hem kıymetli izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Hocalarımız doğduğumuz ilk günden itibaren kulağımıza ezanı okuyan, evet, acı tatlı her hatıramızda mutlaka başvurduğumuz, yanı başımızda olan, bazen
Köylerimizde evlatlarımız olmuyor, kardeşlerimiz olmuyor, en yakın akrabalarımız yanımızda bulunmuyor ama en acı günlerimizde mutlaka oradaki imam kardeşimiz gelip yanı başımızda duruyor. Onun için hocalarımıza gerektiği gibi saygıda kusur etmeyelim. Hocalarımızı seviyoruz. Onlar bize bu dünyada ahirete gidecek o nurlu yolun göstericileri, rehberleri, onlara mutlaka saygın davranalım. Evet. Hocalarımızın eksiği, kusuru olabilir. Haddi aşan dediğiniz gibi bir durum yoksa birbirimizi insani ilişkiler içerisinde idare edelim. Hocalarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, şimdi Diyanet İşleri Teşkilatı'nda bu sene din hizmetine adanmış ömürler dedi. Diyanet İşleri Başkanlığımız aslında din görevlilerimize bir vefa gösterdi. Evet. Din hizmetini yürüten görevlilere bir vefa gösterdi. Sizin de bu vesileyle zat-aliniz sanıyorum 40 yıla yakın din hizmeti, din hizmetine bir ömür adamış bir büyüğümüzsünüz. Mutlaka bu vesileyle burada anmak istediğiniz bu uğurda önder ve rehber gördüğünüz büyüklerimiz vardır. Son 5 dakikaya da girmişiz. Evet. Bu hususlarda varsa bir iki anınız hem tabii onları hatırlayalım, onlarla birlikte programımızı toparlayalım hocam. İnşallah. Tabii şimdi yani yakın tarihimizde mesela Ordu'da işte Çiraz Hoca diye Korgan'da Çiraz Hoca, Çatalpınar'da Mustafa Önden Hoca, efendim İslam Dağ'da Halil Tatlıgül Hoca. Bakın buralarda bunlar daha izleri henüz mevcut olan hocalarımız. Yani Ordu'da zor dönemlerde hizmet etmiş, fedakarlık yapmış, önderlik yapmış hocalarımız. Allah onlara rahmet eylesin. Amin. Yani bunun yanında tabii Türkiye'ye mal olmuş da hocalarımız var. Bunların bir kısmı Türkiye tarafından tanınan hocalarımız. Bu bahsettiğimiz hocalarımızın bir kısmı. Ama bir de efendim bu özellikle o karanlık dönem dediğimiz o Cumhuriyet döneminin belirli bir kısmında hizmet veren, yani Allah demenin yasak olduğu diye tabir edilen o dönemlerde hizmet veren hocalarımız var. Bunların bir kısmını ben tanıma fırsatını buldum. Mesela Ömer Nasuh Yenen hocamızın ben cenazesine katıldım. 1970'te İstanbul Üniversitesi'nde okurken okula dediler ki Ömer Nasuh Hoca vefat etmiş dediler. Ve biz onun cenazesine bütün okul olarak gittik. Hocamızın Fatih'teki cenazesine katıldık. Ömer Nasuh hocamı ben oradan cenazesine katılma itibariyle tanıyorum ama hocamızın çok büyük eserleri var. Mesela Islat-ı Fıkhiye Kamusu dünya çapında bir eserdir. 8 ciltlik. Müthiş bir eserdir. Hocamızın eseridir. Mesela yıllarca bu memleket Ömer Nasuh hocanın efendim ilm halini okudu. Büyük İslam ilmi hali. Büyük İslam ilmi hali. Herkesin evinde vardır. Ve evet, büyük bir emeği olmuş bir insandır. Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış. İstanbul Müftülüğü yapmış. Ama hiç eğilmemiş. Hiç bükünmemiş. Hep dik durmuş. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı bunun çok kısadır. Yani ondan bir fetva istemişlerdir. Efendim zannediyorum 27 Mayıs'la alakalı oradaki yapılan cinayetleri onaylayıcı mahiyette vermediği için Hoca Efendi hemen görevden alınmıştır. Efendim buna benzer Ömer Nasuh Hoca'ya bu kadar Erzurumlu çok büyük bir alim hocamız. Mesela Ahmet Hamdi Akseki zor dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış yine bir hocamızdır. Kendisini ben tam yetişmedim ama onun eserleri vardır. Büyük bir efendim İslam alemidir. Efendim Abdurrahman Gürses Hoca büyük bir kıraat hocasıdır aynı zamanda. İstanbul efendim İstanbul'da Hasık Eğitim Merkezi'nde hocalık yapmış. Ben de kendisini tanıdığım, bildiğim bir hocamızdır. Allah rahmet eylesin. Amin. O da mesela çok böyle çok dik duran derken yani biraz sert mizacı vardır ama yani inancının taviz vermeyen bir hoca efendidir. Allah davasının adamıdır. Evet, öyle bir insandır. Allah rahmet eylesin. Onu da tanıdım. İstanbul İmam Hatip'teyken zaman zaman Beyazıt Camii'ne gider, onu dinler. İşte bizi nereden geliyorsun? İşte İmam Hatip'ten geliyor dediğimiz zaman hadi yavrum oku bakalım bir Fatiha'yı. Böyle bir hocamızdı Abdurrahman Gürses hocamız. Allah rahmet eylesin. Günalı Mehmet Efendi, onu tanıdım ben. Sultanahmet Camii'nin imamı. O da daha çok böyle öğrencilerle din hizmetine kendisini verecek Kur'an kursu öğrencilere yönelik faaliyetler gösteren bir hoca efendiydi. Mesela Kadıköy Osman Ağa Camii'nde vaaz ederdi. Ben Kadıköy Bostancı Camii'nde görevliyken o da orada vaaza gelir efendim. Birkaç sefer de Bostancı Camii'nde kendisini misafir ettik hoca efendinin. Bu da hatta evini sattığı bilinir. Yani öğrencilere para vermek için evini satan bir hoca efendi olarak bilinir.
Onu da tanıma fırsatım oldu. Yani kendisini tanıdım. Ali Ulvi kurucu. Evet. Bu Hoca Efendi'yi ben 1999 yılında Hacı'dayken evine misafir oldum. Bu da hakikaten Hacı Bey Sade dediğimiz bu Konya'nın böyle köklü böyle ilim adamları ailelerinden bir hocamız. Yıllarca Medine-i Münevvere'de kütüphane müdürlüğü yapmış ve peygamber aşığı bizzat. Onun evinde ben bir hac mevsiminde bir iki saat yani 200 saate kadar yakın bir zaman sohbetini dinledim. Yani o hala aklıma geldikçe çok duygulanırım. Müthiş bir insan, Allah aşığı, peygamber dostu bir insan. Onu tanıdım. Ali Yakup Cenkçiler vardı. Bu esas Kosova veya efendim Arnavutluk'tan gelen bir hocamız. Bizim hemen İmam Hatip'in yanında Üçbaş Mescidi vardı. Orada kendisi görev yapar. Daha sonra da bizim Hasaki Eğitim Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. O da çok değerli bir ilim adamıydı. Hep bunlar zor zamanlarda insanların, bu Müslümanların, ilim adamlarına karanlık günlerde evet, ışık olmuş hizmet etmiş insanlardır. Mahmut Bayram diye bilinen İstanbul İmam Hatip'te bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın da hocası olan bir hocamız vardır. Bu herkes tarafından tanınan, bilinen bir hocamızdı. Mesela bize iki sene Arapça dersine geldi bu hocamız. Mahmut Bayram hocamız. Onun bir özelliği şuydu, bunu herkes bilir. Hocamız ders zili çalmazdan önce sınıfın kapısını bekler. Ders zili çalar çalmaz sınıfa girer. Bir de öğretmen zili vardır. Yani bir öğrenci zili, bir öğretmen zili vardır. Öğrenci zili çalar çalmaz derse girer, hemen derse başlar. Hemen derse başlar ve tahtada yazdığı yazıları silgiyle silmez hocam. Hocamız hemen ceketinin şu koluyla hemen o yazdığı yazıyı siler. Bakın yani silgiye bile fırsat vermez. Onu almaya gitmeye fırsat vermez. Öğrenci zili yani dışarı zili çaldığı zaman ders defterine imzalar eder ve hemen diğer sınıfın kapısına gider. Bu Mahmut Bayram Hoca da çok böyle Allah dostu bir insandı. Bize Arapça dersine geldi. 2 yıl 1970-71 yıllarında bize derse geldi. Bu da böyle bir insandı. Yani böyle hep din eğitimine, din hizmetine kendisini adamış büyük hocalarımızdandı. Bunun yanında isimleri bilinmiyor. Vaktimiz ne kadar var bilemiyorum bitti ama. Bitti hocam süremiz. Bitti ben bir şey daha, bir şey daha var söyleyeyim. Var hocam 2-3 dakika ben, toparlayalım. Boyabat'ta ben müftülük yaptım. Boyabat'ta Diyanet İşleri Başkanlığımızda baş müfettiş yapmış bir hocamızın babası. O da o zor dönemlerde hayvan sırtında köye çoban olarak yani işte köylünün affedersiniz işte sığırları davarları var. Onları birer çocukla beraber kaç ailenin diyelim ki hayvanı var? İşte 10 ailenin, 20 ailenin, 20 aileden birer tane çocuğu alıyor ve bu çocukları işte yaylalarda, dağda, tepede, çayırlarda hayvanlarla beraber onlara Kur'an eğitimi veren bir hocamızdan bahsetti, babasından. Ve bunu yıllarca yapmış. Hatta orada Akkese diye bir karakol var. Zaman zaman karakola şikayet ediliyor o dönemlerde. Karakol komutanı da böyle çok müsbet bir insanmış. O da hemen hocam sen işine devam et diyor, göndermiş. Yani bu hocamızın yetiştirdiği 20-30 tane hafızdan bahsediyorlar. 20-30 tane hafız. Bakın zor şartlarda bunlar buna benzer örnekler çok farklı yerlerde var. Esas aslında ömrünü adayan bunlar. Yani biz devletin bize verdiği maaşın karşılığı yaptığımız işler kendimizi yaptığımızı mı adamış olmayız. Asıl hademe-i hayrat bu saydığınız evet. İsimler yani, onlar gibiler. Yani biz devletin bize verdiği maaşla imamlık yapan kardeşlerimiz, hocalarımız onun karşılığı olarak yaptıkları bir hizmet var. Onun dışında bir şey yaparlarsa adanmış olurlar. Adanmış olurlar. Onu unutmasınlar. Adanmışlık maaş karşılığı bir iş yapmak demek değildir. Onu yaptıktan sonra ekstra bir şey yapıyor musunuz? Mesela işte gece yarılarına kadar gidip bir evde sohbet yapabiliyor musunuz? Halkanız var mı ekstradan? Bunu yapabiliyorsanız o zaman bir adanmışlık olur. Onun için din hizmetine adanmış ömürler bu seneki temamız. Öyle olabilmek için de fedakarlık bekliyoruz bütün kardeşlerimizden. Ben bu vesileyle bu dini mübini İslam'a hizmet eden sevgili peygamberimizden itibaren kendisini bu işe adamış bütün ecdadımıza rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin. Onların bize açtığı o güzel istikametten, yoldan bizleri ayırmasın diyorum.
Hocam ben de ağzınıza gönlünüze sağlık diyorum. Süremizi bittik, açtık da. Çok teşekkür ediyorum. Ömrünüze sağlık, afiyet, bereket diliyorum. İyi ki geldiniz. İnşallah ilerleyen programlarımızda zat-ı âlinizi burada tekrar ağırlamaktan, görmekten mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Efendim biz bu akşam kıymetli ilim müftümüzle bu güzel sohbeti tamamladık. Süremizi de açtık bir hayli. Ben programı kapatmadan önce hepinizin cuma gecesini, cuma gününü tebrik ediyorum. Rabbim güzel dileklerinizi ve dualarınızı kabul buyursun. Programı kapatmadan önce hepinizi Allah'a emanet ediyor. Bir sonraki tefekkür saatinde görüşünceye değin. Hoşçakalınız. Hayırlı geceler efendim. Evet sevgili